kadınlık ve tahakküm diye çevrilebilir belki Türkçe'ye. Özellikle kariyerinde en büyük önem taşıyan makaleleri bu kitabında toplamış kendisi. Ve kitap farklı zamanlarda yayımlanmış makalelerden oluşuyor. Dolayısıyla bir bütünlük gözetilerek hazırlanmış değil. Fakat benim burada yaptığım şey aslında her bir makale birbirinden bağımsız şekilde farklı zamanlarda yazılmış olduğu halde aslında bunların bir bütünlük teşkil ettiğini ve bir tür teori denebilecek bir bütüncül bakış açısını yansıttığını fark ettim ve bu makalelerdeki bütüncül bakış açısını nasıl derler hem bir araya getirmeye çalıştım. Farklı etkilenimleri mesela Marksist felsefeden, Heidegger'den, Sartre'dan, Foucault'dan etkilenimler var farklı farklı makalelerde. Bunları bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirir gibi bir araya getirerek aslında epeyce bütünlükçü bir bakış açısı oluşturulabileceğini iddia ediyorum aslında. Dolayısıyla bugün benim sunacağım konu sadece Sandra Liebartkin'in bazı makalelerindeki görüşleri ya da analizleri değil. Aslında bunları bir bütüncül şekilde sunmaya çalışmak. Yani iddiam aslında bütüncül bir bakış açısı olduğu. Şimdi konu aslında bir hayli ayrıntılı. O yüzden zamanı da çok fazla uzatmamak adına bazı yerleri ben biraz daha hızlı hızlı geçmemizde fayda olacağını düşünüyorum. Ve birçok bileşeni olduğu için de aslında slide gibi bir şey hazırlamıştım. Onu da paylaşmak isterim. Takip etmeyi kolaylaştırmak adına. Bir sakıncası olur mu bir şeyin? Elbette, elbette. Co-host olduğun için sanıyorum sen onu yapabilirsin. Yoksa istersen bize gönderirsen biz de buradan paylaşabiliriz. Nasıl yapalım? Şey dedim ben aslında ekran paylaş dedim ama dosyayı mı acaba yüklemem gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor? Bir saniye bir bakayım. Normalde şey yapar diye zannediyordum ben ama. Bir saniye. Ah sordu ama hayır dedim. Galiba bilmeden reddettim. Bir kere daha deneyeyim. Ah. Bir saniye. Yani görüyorsanız görüyoruz deyin. Çünkü şu anda ne yaptığını ben çok emin değilim açıkçası. Henüz görmüyoruz. Ne şekilde yapsam acaba şey dedim. Zoom açılmadan önce PDF açılmalıydı diye yazmış birisi. Ama bir PDF değil ama PowerPoint diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Evet. Ya bana bilgisayarın ayarına bak falan gibi bir şey söyledi. Şimdi onu da ne kadar hızlı halledebilirim çok emin değilim açıkçası. Ya olmazsa bunsuz da devam edebiliriz. Çok şey değil. Ben takip etmeyi kolaylaştıracağını düşündüğüm için faydalı olacağını. Yani hızlıca bir şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer bana e-mail olarak gönderebilirsen, yani sen konuşmaya başladıktan sonra biz ayarlayıp belki ekran paylaşımını sağlarız, olur mu? Tamam, o zaman ben hemen şuradan göndereyim. O arada da konuşmaya devam edeyim. Tamam, şu şekilde. Tamam. Bir saniye alacak ama. Şimdi biz genelde derslerde şey kullanıyoruz, Microsoft Teams kullanıyoruz. Onda ben hiç sıkıntı yaşamadım. O yüzden burada şimdi biraz çok beklemiyordum böyle olmasını evet. Açıkçası. Evet, biz de Teams kullanıyoruz. O yüzden açıkçası Zoom ben de bu tür konularda alışık değilim ama şimdi gönderdim. Halledebileceğimizi tahmin ediyorum. Tamam, şimdi ben sana ilettim. Tamam. O zaman bunu ben kapatıyorum artık. Yaşmayacağım tamam. Çünkü nereye gideceği belli değil. Tamam, o zaman buradan devam tamam. Edeyim. Şimdi bütüncül bir bakış açısı olduğunu düşündüğüm için bir anlamda kendi yorumumu aslında burada sunacağım sizlere. Şimdi feminist bir fenomenoloji yaptığını ileri sürüyor Bartkin.
Fakat bu feminist fenomenolojisinde özellikle benim gördüğüm Marksist kavramlar, fenomenolojiden tabii ki bir takım unsurlar, Foucault'cu postyapısalcılıktan, Sartre'cı varoluşçuluktan ve Heidegger'ci fenomenolojiden, yine Heidegger'in Dasein analizinden bir takım kavramları yeniden yorumlayarak kullandığını görüyoruz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla daha egemen olan bir çerçeve oluşturan görüş daha çok Marksist bakış açısı. Özellikle yanlış bilinç kavramından hareket etmesi ve birçok makalesinde bu bilinç kavramını görüyoruz. İşte yanlış bilinç, bilinç yükseltme özellikle. Ki feminist felsefeyi de bir tür zaten bilinç yükseltme çabası olarak görüyor. Ve kendi yazdıklarını da bilinç yükseltme çabaları olarak görüyor. Bilinç yükseltmeye yönelik olarak görüyor. Yabancılaşma kavramı son derece baskın. O yüzden de asıl çerçevesinin yabancılaşma, yanlış bilinç ve iş bölümü gibi kavramlara çok önemli yer verdiği için Marksist bir çerçeve olduğu kanaatindeyim. Diğer Foucault'cu, Sartre'cı, Heidegger'ci kavramları da bu çerçeve içinde değerlendirdiği gibi bir kanaate vardım ben ve bu şekilde bir bütüncüllük içine yerleştirdim analizinin farklı unsurlarını. Şimdi feminizmi bir bilinç yükseltme olarak görüyor ve burada bu bilinç yükseltme kavramı zaten feminist felsefecilerin çok ve teorisyenlerin sıklıkla kullandıkları, çok teşekkür ediyorum, kullandıkları bir kavram. Bir sonraki, hatta iki sonraki yere geçebilir miyiz? Bir sonrakine de aslında ondan bir önceki. Evet. Yanlış bilinç kavramını biraz Marksist felsefeden, yanlış bilinç kavramından da esinlenerek bu bilinç yükseltme terimini ortaya atıyorlar. Ve bilinç yükseltmeden kastettikleri de aslında gündelik sosyal hayatta biraz da ideolojik sebeplerle gerçekliğin, realitenin ilk bakışta görünemez olduğu, gizlenmiş olduğu ve özellikle ezilen ya da baskılanmış olan kişilerin ya da grupların bu kendi ezilmişliklerinin, baskılanmışlıklarının gizlenmiş olduğu, saklanmış olduğu ve bunu ortaya çıkarmak için de bilinç yükseltme gibi bir tekniğin kullanılabileceği düşüncesiyle bu kavram ve aslında aynı zamanda pratik ortaya çıkıyor feminist gruplar arasında. Bir araya gelerek, toplantılar düzenleyerek, herhangi bir hiyerarşi gözetmeden, kendi deneyimlerini paylaşarak ve bu deneyimleri üzerine birlikte düşünerek bir yeniden yorumlama, kendi durumlarının farkına varma ve bu farkındalığı artırma pratiği olarak bilinç yükseltmeden bahsediyorlar. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi ve Bartke'de bahsettiğim gibi kendi felsefesinde bir tür bilinç yükseltme olarak geliyor. Ve feminist felsefenin amacının da bu olması gerektiğini düşünüyor. Yani diyor ki benim yazdıklarımın amacı, temel hedefi kadınları kendi içinde bulundukları gerçeklikle yüzleştirmek. Çünkü gündelik hayatta bunu belki zaman zaman hissediyorlar bir takım şeyleri. Kendilerinin ikincil pozisyonda olduklarını ya da kendilerinin çeşitli şekillerde dezavantajlı olduklarını belki hissediyorlar, belki hissetmiyorlar. Ya da hissetseler bile bunu tam böyle net bir şekilde kavramlara dökemiyorlar, dile dökemiyorlar. Çünkü dilde bunun araçları çok hazır bir şekilde bulunmayabilir. O yüzden de diyor benim felsefemin amacı aslında kadınları öfkelendirmek. Bu durumu ortaya çıkararak, kendi durumlarını ortaya çıkararak öfkelendirmek. Ve onları bu durum hakkında bir şeyler yapmaya, harekete geçmeye, buna teşvik etmek. Tabii bu değişim, bu harekete geçme kişinin kendisinden başlaması gereken bir şey. Çünkü içselleştirmiş olduğumuz ataerki var. Önce bununla yüzleşmek. Ve daha sonrasında belki etrafımızda, çevremizde ve sosyal gerçekliği değiştirmeye çalışarak. Kendisi de zaten Sandra Bartke bu yönde çok ciddi çalışmalar yapmış bir insan. Sadece bir akademisyen olarak değil, her zaman çeşitli feminist grupların içinde aktif olarak rol almış, aktivist rolü olan da bir insan. Ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyor. Sadece insanın kendisini aydınlatması, değiştirmesi ya da bunu sadece akademik çalışmalarla yapması değil, bunu aynı zamanda pratiğe de dökmesinin önemli olduğunu ileri sürüyor. Şimdi burada
az önce de bahsettiğim gibi bir Marksist yaklaşımdan hareket ediyor ve diyor ki şimdi Marksist terimlerle açıklanabilir aslında feminist düşüncenin ve bilincin ortaya çıkması. Nasıl açıklanabilir? Yani toplumda değişim dediğimiz şey çatışmadan ortaya çıkar. Marksist terimlerle açıklayacak olursak. Ve şu anda da zaten içinde bulunduğumuz durumda da bir çatışma olduğunu söyleyebiliriz Barthes'e göre. Ne şekilde? Kadınların mesela özgürleştikleri söyleniyor. Ve evet, bunun bir doğruluk payı da var. İşte kendi hayatlarını kontrol edebildikleri, kendi mesela istedikleri şekilde yaşayabildikleri, çalışma haklarının olduğu, eğitim haklarının olduğu ve benzeri. Fakat aynı zamanda her ne kadar bunlar söylense de karşı düşünce de bir anlamda bunun da mevcut olduğunu görüyoruz. Yani nedir? Her ne kadar özgürleştiğin söylense bile sosyal hayat içinde bazen kendini ikinci bir rolde gördüğün oluyor. Ya da ne kadar özgürleşmiş olsan da aslında o kadar da özgürleşmemiş olduğunu fark edebiliyorsun. İş yerinde mesela daha düşük ücretle çalıştığını görebilirsin. Hala kadının asli görevinin özsel olarak annelik ve ev işlerine yönelik olduğu, bunu hala sıklıkla duyuyoruz zaten. Ve benzeri deneyimler aslında bir çatışma durumu yaratıyorlar. Yani iki tür söylem birbiriyle çatışıyor. Bir yanda bir özgürlük söylemi var, öte yandan gerçekten insanların yaşadıkları, deneyimledikleri aslında o kadar da özgür olmama durumu var. Şimdi bu yanlış bir bilinç yaratabilir. Yani kişi bir takım stereotipleri içselleştirerek ya da bunları çok görmezden gelerek hayatına devam etmeyi seçebilir. Ama burada bir de bardağın dolu tarafına bakacak olursak bu çatışmadan bir feminist bilincin doğması ihtimali de var. Bu bilinç bu çatışmadan da doğabilecek bir şey. Ve bu noktada Marksist düşünceyle, Marksist bilinç anlayışıyla anlayışının eksik olduğunu, yetersiz olduğunu düşündüğü yer tam olarak Marksist felsefenin bilinci materyal şartların, somut koşulların bir yansıması olarak görmesi. Fakat Barthes'e göre bu sadece böyle değil. Arada diyalektik bir ilişki olduğunu düşünüyor. Yani her ne kadar bir bilincin oluşması için, ki bunu feminist bilinç için de kendisi söylüyor, feminist bilincin oluşması için ve bunun başarılı olabilmesi için, yani bir değişim ortaya çıkarabilmesi için belli koşullarında hazır olması lazım. Kesinlikle bu konuda hemfikir. Ancak bilinç ile somut dünya arasındaki ilişkinin diyalektik olduğunu düşünüyor. Yani bilincin de bu realiteyi değiştirme gibi bir gücü var. Ve bu değillemeyi yapmadan önce de içinde bulunduğu durumu analiz ederek ortaya çıkarma, olduğu gibi resmetme gibi bir gücü olduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden de feminist bilincin kendisinin de incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Marksist felsefede eksik bulduğu noktalardan bir diğeri, işte birincisi ne demiştik? Birinci sadece materyal durumun bir yansıması olarak görmesi ve aslında biraz da bunun sonucu olarak da bilincin kendisini incelemeyi biraz gereksiz görmesi. Barthes'e göre bunun incelenmesi gerekiyor. Çünkü neden önemli bu? Değişimin süreçlerini tam olarak anlayabilmemiz için sürecin parçası olarak bu bilinç önemli. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi bu çatışkıdan eğer bir değişim doğacaksa bu ancak feminist bilinçle olabilecek bir şeydir. Bu da diyalektik sürecin bir parçasıdır. O yüzden bu unsurun da incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca tabii şöyle bir önemi de var bu bilincin incelenmesinin. Şimdi zaman zaman şey de denebiliyor. Mesela cinsiyet konusunun çok da ciddi bir problem olmadığı, biraz abartıldığı, önemli bir fark yaratmadığı, bir ayrım yaratmadığı. Fakat belki şunu söyleyecektir. Yani bu bilinci incelediğimizde aslında ne kadar da insanların deneyimlerinde farklılıklar yaratabildiğini daha net bir şekilde görebileceğiz. Fakat tabii burada bir fenomenolojik yöntem kullanıyor feminist bilinci incelerken. Fakat klasik fenomenolojideki gibi hani bilincin yapısını, yapı taşlarını ya da ön koşullarını incelemek gibi bir çabaya girmekten ziyade bu feminist bilincin unsurlarını, bunun içeriğini, bu yükseltilmiş bilincin içeriğini inceleme çabası içine giriyor. Ve mesela kendisinin burada işte bu feminist bilincin özellikleri nelerdir diye geldiği bir takım ortaya koymuş olduğu bir takım unsurlar, bir takım tanımlar var.
Bir sonraki slayda geçebilirsek. Bu noktada. Teşekkür ederim. Şimdi benim orada fark ettiğim 10 tane unsurdan bahsediyor. Fakat bunlar tamamlanmış bir liste olmak durumunda değil. Fakat en azından bu feminist bilinci karakterize eden nitelikler olarak görüyor. Şimdi birinci olarak diyor ki bu ızdıraplı bir bilinçtir. Neden? Yani mutlu ve huzurlu olmaktan ziyade kendisini çevreleyen gerçeklikten rahatsız bir bilinçtir. Çünkü bu değişimin olabilmesi için işte bu Marksist terimlerle Bakhtin'in açıklamaya çalıştığı değişimin olması için bilinç tek başına yetmiyor. Bunun rahatsız bir bilinç olması lazım. Çünkü bir şeyin bilincine varabilirsiniz. Mesela dezavantajlı bir durumda olduğunuzun ya da sizin dışınızdaki bir takım unsurlardan ötürü aslında hayatta bir takım mesela kendi hayatınızda karar verme gücünüzün sekteye uğratıldığını, kendinizi gerçekleştirme yollarınızın o kadar da sizin için olanaklı ya da kolaylıkla erişilir kılınmadığını fark edebilirsiniz ama bunu normal karşılayabilirsiniz. Şimdi o zaman bu tam manasıyla bir feminist bilinç olmuyor, bir yükseltilmiş bilinç olmuyor. Bundan rahatsızlık duyulması gerekiyor. Bunun gerçek anlamda bir yükseltilmiş bilinç olması için. Dolayısıyla bu ızdıraplı bir bilinçtir. Mutlu ve huzurlu olmaktan uzaktır. Bir kurban olma bilinci var. Burada aslında kurban derken şimdi bu kelime tabii çok kullanılıyor ama pasiflikten bahsettiğini hiç zannetmiyorum. Tabii ki zaten feminist bilinci dönüştürücü bir bilinç olarak da gördüğü için kurban olma bilinci derken kişinin kendisi dışındaki etmenler tarafından bir takım baskıcı cinsiyet rol ayrımlarına maruz kalmasının bilinci. Yani bir takım cinsiyet rolleri sizin rızanız sorulmadan size verilmiş oluyor, verili oluyor ve buna maruz kalmış oluyorsunuz. Dolayısıyla sevseniz de sevmeseniz de bunlara maruz bırakılmış bulabiliyorsunuz kendinizi. Bu parçalanmış bir bilinç. Çünkü kişinin hem zayıflıklarının hem yaralarının, yenilgilerinin farkında olması ama aynı zamanda bir şeyleri değiştirebileceğinin, gizli kalmış bir öz gelişim olanağının varlığının ve savaşma kararlılığının da bilinci. Bu yüzden kişi kendisine iki aslında farklı perspektiften bakıyor. Bir kendisini zayıf, yaralanmış, yenilgiye uğramış bir birey olarak görebilir. Aynı zamanda başka bir perspektiften kendisine bayağı bir potansiyel taşıyan ve savaşabilecek bir birey olarak da görebiliyor. Ve aynı zamanda kişinin sadece aslında kurban olarak değil, mesela başka yönlerden kendisinin avantajlı olduğunu da fark edebilir. Tamam, belki cinsiyet rolleri sizi çok da saygın ya da saygın bir noktaya konumlamış olmayabilir ama mesela sırf sınıf ve ırk gibi etmenleri göz önüne aldığınızda avantajlı bir durumda olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Yani bu kurban olma durumunun mutlak bir şey olmadığını da fark edebilirsiniz. Bu da tabii empati yapmanızı kolaylaştırabilir. Başka konularda, başka parametreler göz önüne alındığında dezavantajlı olan insanlara empati yapmanızı kolaylaştırabilir. Dördüncü olarak sosyal realitenin yanıltıcı olduğunu ortaya koyan bir bilinçtir. Çünkü ilk bakışta yüzeyde her şey adil ve normal görünebilir. Ama incelendiğinde, daha ayrıntılı bakıldığında aslında tam da öyle olmadığını ortaya çıkaran bir bilinçtir. İşte bu mesela erkeklerin deneyimlerinde böyle bir deneyim olmadığı için farkında olmadıkları bir takım şeylerin ortaya çıkarılması şeklinde kendisini gösterebilir. Ama aynı zamanda kadınların da belki farkında olmadıkları ya da farkında olsalar dahi tam manasıyla dile getiremedikleri bir takım deneyimlerin ortaya çıkarılması, bir takım sosyal realitenin ortaya çıkarılması. Bu yönden de ilk bakışta adil gibi görünen, ilk bakışta normal gibi görünen sosyal realitenin aslında yüzeyin biraz altına indiğimizde çok da öyle olmadığını ortaya çıkaran bir bilinç. Ama aynı zamanda temkinli de bir bilinç. Çünkü her an her yerden bir saldırı ya da nasıl derler bir alay, hakaret, küçümsemeyle de karşılaşabileceğinizin farkındasınız. Ne şekilde? Yani abartıyorsun diyebilirler, çok böyle bir şey yok denebilir. Bu gibi şeylere yani her an her yerden, umulmadık bir yerden de gelebilir.
Dolayısıyla bir anlamda temkinli olmak ve temkinli ve uyanık olmak durumunda kalan bir bilinç. Aynı zamanda kendisine karşı da temkinli olmalı. Çünkü insan bazı durumlarda patlama da yaşayabilir. Hiç istemediği yerlerde, hiç istemediği ortamlarda duygularını ya da öfkesini istemediği bir şekilde ortaya koyup kendisini istemediği şekilde zor duruma düşürebilir. O yüzden kişi kendisine karşı da temkinli ve kontrollü olmak durumunda bu bilinçteki kişi. Aynı zamanda bu değişimin bilincidir. Kişinin kendisine ve sosyal realiteye karşı daha farklı bir tavır takınması gerektiğinin, toplum içinde güvende, sağ salim kalabilmek için kendisini korumak durumunda olduğunun ve duruma dair yüksek bir bilinç durumunda kalmak gerektiğinin farkındalığıdır bu aynı zamanda. Yedinci olarak da sıklıkla kendini sınayan ve test eden durumlarda bulmanın bilinci. Yani diyor ki burada verdiği örnekler bana çok enteresan gelmişti. Yani görünürde çok sıradan, böyle zararsız birer deneyim olarak kendini sunan durumların aslında birer sınav ve test haline gelebilmesi rahatlıkla. Diyelim ki işte arkadaşınızın çocuklarına doğum günü hediyesi alacaksınız. Şimdi normalde tırnak içinde yapılan nedir? Atıyorum mesela işte erkek çocuğa mavi renk, kız çocuğa pembe renk bir hediye seçmek ki yani birçok oyuncakçılarda aslında bu verili olarak geliyor neredeyse gördüğüm kadarıyla. Ama mesela şunu yapabilirsin diyor. Birden şunu fark ediyorsun. Yani insanlara aslında cinsiyet rollerinin ne kadar erken yaşta verilmiş olduğunu göstermek için bunu tersine çevirebilirsin mesela. Kız çocuğa mavi bir hediye verirsin. Erkek çocuğa pembe bir hediye verirsin. Yapayım mı dersin mesela. Acaba böyle bir şey yapsam mı? Ama bir yandan da dersin ki ya şimdi çıkıntılık mı olur acaba? Diğer insanlardan olumsuz bir tepki alır mıyım? Alayla ve işte önemsenmemeyle karşılaşır mıyım? Bu da bir çatışkı yaratacaktır ve her ne yaparsan yap bilincin rahat olmayacaktır. Vicdanın ve için rahat olmayacaktır. Eğer ya boş ver şimdi ortamda bir rahatsızlık yaratabilecek bir şey yapmayayım, tamam normal olan neyse onu yapalım diyecek olursan bu defa kendine ihanet etmiş gibi hissedebilirsin. Kendi istediğini yaparsan bu defa da yani çevrendeki insanlar tarafından gereksiz bir şey yaptı ya, gereksiz bir hareket yaptı şeklinde bir alay edilme riskini almış oluyorsun. Dolayısıyla çok normal sıradan gündelik gibi görünen durumlar birdenbire birer test ve sınava dönüşebiliyor. Buna benzer olarak, tam olarak aynı olmasa da, sekizinci olarak sürekli kendini muğlak etik durumlar içinde bulmanın bilinci. Yani aslında varoluşçu bir, nasıl derler, sorgulamanın içinde bulmak. Bir yaşam pratiği olarak mesela, yani evlenmeli miyim, evlenmemeli miyim? Yani et süt tüketmek mesela yani etik bir şey midir bir feminist için? Ya da işte bu görüşleri benimsemeyen ya da bunlara karşı olan hatta ya da umursamaz olan aile üyeleriyle ve arkadaşlarla görüşmeli miyim, arkadaşlık yapmalı mıyım? Vesaire vesaire. Kişinin kendisini sürekli bu türden varoluşçu sorularla yüz yüze bulabileceği bir bilinç. Dokuzuncu olarak ve bundan sonra da aslında çok daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz yabancılaşma. Yabancılaşmış bir bilinçtir. Çünkü içinde yaşadığı topluma ve kendisine yabancılaşmıştır. Gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını anlamıştır toplumsal gerçekliğin. Çelişkilerle dolu bir yanılsama içinde yaşamakta olduğumuzu görmektedir. Ve bölünmüş, parçalanmış bir bilinçle yaşamaktadır. İşte az önce de bahsettiğimiz gibi. Hem kurbansın hem de güçlüsün aslında. Kendi bedenine de aslında, kendisine de farklı şekillerde yine yabancılaşması söz konusu. Çünkü kendi bedeni üzerinde de tam manasıyla bir kontrolü olmadığını bilinci bu. Bunu daha sonra daha ayrıntılı şekilde göreceğiz. Ve son olarak da değişimin de mümkün olduğunun bilinci. Neden? Çünkü tarihte bir sürü örnekleri var. Yani değişmez, bir şey olmaz denilen durumlarda bile aslında çok büyük değişikliklerin olabildiği. Dolayısıyla umutsuz ya da nasıl derler pasif bir bilinç değil bu nedenle. Şimdi özellikle bu 9 numara yabancılaşma üzerinde çok duracağız bu noktadan sonra. Çünkü Bartke'ye göre bu kadınların baskılanmasındaki ana unsurlardan bir tanesi yabancılaşma ve bu yabancılaşma analizini çok ciddi bir şekilde Marksist bu terimin Marksist yorumlarından yola çıkarak geliştiriyor. Ve
Yani feminist bir yeniden yorumlama yaparak kullanıyor bunları kendi makalelerinde, kendi çalışmalarında. Şimdi Marx'ın yabancılaşma kavramının bir yeniden yorumlanması var burada, düşüncesi içinde. Marx diyor kavramı, bu yabancılaşma kavramını üretim ilişkileri bağlamında kullanmış olsa da bu kavramı genişletip zenginleştirerek kadınların sosyal hayattaki durumları, hatta kendileriyle ilişkilerindeki pozisyonlarını ışık tutmak için de kullanabiliriz Barthes'e göre. Şimdi Marx yabancılaşmayı nasıl anlıyordu? Üretim ilişkileri içinde işçinin yabancılaşması şeklinde tanımlıyordu. Emek çok önemli bir kavram Marx'ta, çünkü kişinin kendisini, insanın kendisini gerçekleştirebilmesi ancak üretimle, ancak emekle mümkün. İnsanın kendisini, kendisinin yansımasını yaptığı işte görmesiyle mümkün. Fakat kapitalist üretim sisteminde işçinin kendisine ve yaptığı işe tam manasıyla bir yabancılaşma içinde olduğunu söylüyor Marx. Ne şekilde oluyor bu? Üretime yabancılaşıyorlar bir kere. Ve üretime yabancılaştığınız zaman aslında kendinize yabancılaşmış, insanlığınıza yabancılaşmış oluyorsunuz. Üretim ve emek çok çok merkezi bir durumda olduğu için. Peki ne şekilde oluyor? Çeşitli aslında unsurlarından bahsediyor bu yabancılaşmanın. Üretim süreçlerinde, çünkü işçi artık üretim süreçlerini kontrol edemiyor. Kendi kontrolü altında değil, işte daha çok zaten fabrikasyon üretim egemen durumda ve işçinin çok fazla bir müdahalesi mümkün değil bu süreçlere. Üretilen ürüne yabancılaşıyor, çünkü artık onu kendi yansımasını yaptığı işte göremiyor ve ürüne zaten sahip olamıyor. Ürüne ciddi anlamda bir ürün üstünde söz sahibi olması söz konusu değil. Diğer işçilere yabancılaşıyor, çünkü birbirlerine rakip oluyorlar. İş yerinde bakalım kim daha çok, daha nasıl derler, patronun gözüne girecek, belki daha başarılı olacak şeklinde. Ve kendi doğasına, insan doğasına da yabancılaşmış oluyor. Çünkü kendisini yaptığı işte artık göremediği için, kendisini gerçekleştiremediği için. Ve emek bir kendini gerçekleştirme aktivitesi olmaktansa zorunlu, zaruri bir şey oluyor. Hayatta kalabilmek için, para kazanabilmek için mecburen yapılan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla işçilerde benliklerinin bölünmesi, parçalanması ve bir kayıp deneyimliyorlar. Emek insanı tanımlayan karakteristik bir aktivite olduğu için bu da kendine yabancılaşmayı getiriyor. Şimdi Barthes bu tür yabancılaşmayı, kadınların yaşadığı türden yaşadığı yabancılaşmayı açıklamak için yeniden yorumluyor. Ve kadınların özellikle deneyimlediği üç tür yabancılaşmayı tespit ediyor. Birincisi cinsiyet bazlı iş bölümünden kaynaklı yabancılaşma, ev içinde olan daha çok ve kadınların daha çok yakın aile ilişkileri içinde deneyimledikleri. İkincisi cinsel yönden nesneleştirilmekten, yani bir cinsel obje olarak algılanmaktan kaynaklı yabancılaşma. Ve utanç modu, burada işte Heidegger devreye giriyor. Bir utanç modu içinde var olmaktan kaynaklı yine kendine yabancılaşma. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz, bu üçünü. Bir sonraki slayda geçersek. Teşekkür ederim. Şimdi ilkiyle başlayalım. Cinsiyet bazlı iş bölümünden kaynaklı yabancılaşma. Şimdi genel olarak hani bugün birçok şey değişmiş olsa bile yine de çok genel itibariyle mesela kadınlara, özellikle çalışmayan kadınlara ev içi iş bölümünde çocuk bakımı, annelik ve eşini duygusal yönden desteklemek gibi roller verilmiş oluyor. Bunun karşılığında da, yani bir telafi olarak da işte kendi paralarını kazanma ya da işte kendi işlerini yapma, kendi kariyerlerini geliştirme gibi şeylerden vazgeçtikleri için bir telafi olarak da kendilerine güvenlik ve maddi destek sağlanıyor. Bir tür iş bölümü ve bir tür takas olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Barthes bu takasın kendisinin iş bölümünün doğasından kaynaklı olarak, iş bölümünün doğasından kaynaklı olarak, yanlış bilinçten kaynaklı olarak değil, adaletsiz olduğunu düşünüyor. Çünkü tıpkı işçilerin durumunda olduğu gibi, çünkü modern üretim süreçlerinde işçiler, yani modern üretim süreçleri zaten üretimi mümkün mertebe artırmaya odaklandıkları için işçinin daha çok çalışıp sonuçta daha az para kazanmasını hedefliyor. Yani işveren ne yapacaktır? Daha çok çalıştırayım, daha az para vereyim diye hedefleyecektir tabii ki. Şimdi benzeri bir şeyin kadınların durumunda olduğunu söylüyor. Tamam, ortada bir takas var ama kadınlar aslında verdiklerinden daha azını alıyorlar bu takasta ve feda ettikleri şey aldıklarından çok çok daha önemli oluyor.
çok daha ciddi şeyleri feda ediyorlar Barthes'e göre. Ve bunu şu şekilde açıklıyor. Diyor ki bu takas diyor kadınların diyor aslında ev içindeki ve duygusal emeklerini sömürür. Çünkü verdiklerinden azını alırlar ve bunu da işte hem de aynı zamanda hem ev içinde hem de toplum karşısında da dezavantajlı bir konuma gelirler. Neden? Yani evinizden çıktığınız zaman herhangi bir saygınlığınız, bir statünüz, bir tanınırlığınız kalmıyor. Böyle bir rolünüz yok toplum içinde. Bunu desteklemek için, bu iddiasını desteklemek için de üç tane gerekçe sunuyor. Üç tane açıklama yapıyor. Diyor ki birincisi, kadınların gösterdiği özenin ve bakımın, yani gösterdikleri bu duygusal desteğin değeri aslında mesela olduğundan daha abartılmıştır. Aslında o kadar da değer gören bir şey değildir. Her ne kadar bazı feministler bunun mesela bir özen etiği, bakım etiği diye bir feminist yaklaşım da ortaya çıktı. Care ethics diye de geçiyor. Ve kadınların bu duygusal emeğinin önemli olduğu ve hep görmezden gelindiği ve bunun önemini vurgulayan bir yaklaşım. Barthes bu yaklaşımı çok yaklaşıma çok sempatiyle yaklaşmıyor açıkçası. Çünkü kadınların aslında bu şekilde kendi sevdiklerine, işte eşlerine, çocuklarına duygusal olarak destek olurken aslında kendilerinin bunun karşılığını görmediklerini düşünüyor. Şimdi ikinci maddeye gittim ama bire geri döneceğim birazdan. Kendileri bunu gösteriyorlar, bu desteği, bu duygusal desteği, özeni gösteriyorlar ama genellikle bunun karşılığı olmuyor. Çünkü erkeğin rolü bu şekilde çok belirlenmiş değil bu iş bölümünde ve cinsiyet rollerinde toplum içinde tanımlanmış olan. Yani erkeğin böyle bir duygusallık, duygusal destek verme gibi bir rolü genel olarak çok tanımlandığını söyleyemeyiz. O yüzden de normal olan bu olarak görülüyor. İşte onun duygusal desteğe ihtiyaç vardır ama kadın zaten duygusal bir varlıktır. Yani duyguları ona yeter gibisinden. Ve diyor ki aslında diyor bunun bir göstergesi de kadınların özel günlere çok önem vermesidir. Hani vardır ya nasıl unutursun evlilik yıl dönümümüzü? İşte nasıl bunu unutursun? Bir hediye bile almadın mı? Çünkü gündelik hayatta özen ve ilgi görmedikleri için, yani verdikleri kadarını görmedikleri için, bu defa özel günlerde, gündelik hayatta görmedikleri için özel günlerde bunu böyle bir beklenti içine girerler ve abartılı bir beklenti belki içine girerler. Şimdi ilkine geri dönecek olursak bu özenin ve duygusal desteğin, bakımın değerinin o kadar da aslında yüksek bir değer biçilmediği şöyle açıklıyor, diyor ki yani erkekler diyor eşlerinin desteğini aslında öyle hayati bir şekilde muhtaç falan değiller. Çünkü bu desteği, bu duygusal desteği başka yerlerden de alabilirler. Ebeveynlerinden alabilirler, meslektaşlarından, mentörlerinden, kardeşlerinden. Tabii ki eşlerinden destek almaları olumlu bir şeydir. Fakat yoksa da gündelik hayatlarını böyle çalışamaz, yani sürdüremez hale getirmez onları. Hatta erkekler diyor saygı duydukları, kendilerinden daha üstün bir konumda gördükleri kişinin kendilerine saygı göstermesini, kendilerine destek olmasını, kendilerine itina etmesine daha çok değer verirler. Ama yani eşleri tabii bu kategoriye girmeyeceği için kendi meslektaşları ya da mentorları daha çok bu kategoriye girecektir. O yüzden de kadının verdiği bu destek hayati değildir aslında birçok erkek için diyor. Ve şunu da göz önünde bulundurmalıyız diyor. Bir erkek bu özen, itina olmadan yaşayabilir ama kadın bu takasta kendisine bir karşılık olarak sunulan güvence ve maddi destek olmadan hayatına devam edemez. O yüzden de diyor işte kadın burada eşitsiz bir pozisyondadır. Asimetrik bir takas var burada diyor. Şimdi üçüncü nedene geçecek olursak. Özen gösteren ve bakan taraf, bakım gösteren taraf olarak kadın diyor kendisini epistemik ve etik yönden güçsüz bir pozisyonda bulur. Neden? Destek vermek, özen göstermek için aslında eşinin değerlerini ve onun bakış açısını bunu içselleştirmesi, bunu benimsemesi gerekir. Çünkü diyor mesela eşine kalkıp eleştirel bir şekilde yaklaşırsa değerlerini, onun bilme epistemik çerçevesini bu defa sen dost musun, düşman mı gibi bir yaklaşımla karşılaşması çok muhtemel. Ve destek olabilmesi için hani
belli yönlerden, temel şeylerde aynı fikirde olmak durumundasın. Aynı noktadan hareket etmek durumundasın. Ama kendisi çok farklı görüşte olabilir, çok farklı bir bilgi birikimine sahip olabilir kendi deneyimlerine dayanarak. Ve çok daha farklı bir değer çerçevesinden bakıyor olabilir ama bunları geri plana atmak durumundadır eğer eşine destek olacaksa. Bu da diyor kendisini epistemik yönden ve etik yönden güçsüz bir duruma itecektir. Onun gerçeklik algısı, onun bakış açısı, hakikati nasıl gördüğü ve değerleri önemsizleşecektir. Ve bu değersizleştirme sadece aslında dışarıdan gelen bir şey değildir. Kadın kendi kendine de bunu yapar. Ya ben ne bilirim ki mesela, ya da işte ben bilmem eşim bilir gibisinden. O yüzden de bu üç sebepten yola çıkarak da bu takasın aslında adil olmadığını ve kadınları bariz şekilde dezavantajlı duruma getirdiğini öne sürüyor. Bu iş bölümünün bu yüzden reddedilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi ikinci şeye geçecek olursak, ikinci maddeye geçecek olursak, şimdi ilk yabancılaşma, ilk türden yabancılaşma neydi? İşte az önce bahsettiğimiz gibi bu cinsiyet bazlı iş bölümünden. Burada bir yabancılaşma deneyimi de var. Neden? Çünkü sen kendi az önce de bahsettiğimiz gibi değerlerine, kendi bildiklerine, kendi deneyimlerine, bunlara mesafe koymak durumundasın. Bu da kendinle bir yabancılaşma ortaya çıkaracaktır. Ayrıca şu da var. Çok daha ciddi şeyleri, bunları feda ediyorsun ve kendini geliştirme, kendi ayaklarında durabilme, ayaklar üzerinde durabilme bu olanaklarını da feda ediyorsun bu takas içinde. Çok daha büyük şeyler feda ediyorsun. O yüzden de bu aynı zamanda bir tür kendi kendine yabancılaşma. Kendi potansiyeline, kendi özüne, kendi varlığına bir yabancılaşma da içeriyor. Ne kadar maddi yönden ya da güvenlik yönünden bir telafi yapılsa bile bu kaybı telafi etmeyecektir Bartke'ye göre. Şimdi ikinci maddeye geçecek olursak, cinsel bir nesne olarak görülmekten kaynaklı psikolojik yabancılaşma. Burada kadınların psikolojik yabancılaşmasının işçilerin kendi emeklerine yabancılaşmasına benzediğini söylüyor. Çünkü her iki durumda da yine benliğin parçalanması söz konusu. Şimdi bu kar maksimizasyonu amacına hizmet eden bu işte kapitalist toplumlarda işçiler diyor birer makineye dönüşmüştür. Yani kendilerini de aslında bu şekilde de zaman zaman fark edebilirler. Ya burada makinenin bir dişlisiyiz. Hani üretim süreçlerinde herhangi bir irademiz söz konusu değil. Böylece de üretim süreçleri içindeki kontrollerini yitirirler. Şimdi kadınların da benzer bir şekilde kendi bedenleriyle özdeşleştirilerek ve bu şekilde de kendi bu şekilde de kadınların bedenleriyle özdeşleştirildikleri için hem çocukluktan itibaren çevrelerinden yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmemesi hem de kendi bedenleri üzerinde de tam bir kontrol durumu içinde olmamalarından ötürü bir öz yabancılaşma durumu olduğunu ileri sürüyor. Tıpkı işçilerin durumunda olduğu gibi. İnsanın kendisini geliştirmesi, kendisini var etmesi, kendisini gerçekleştirmesini de bir tür üretim, bir tür yapım olarak görecek olursak benzer bir şekilde bir yabancılaşma durumu olduğundan söz ediyor. Ne şekilde oluyor bu? Bir psikolojik yabancılaşma burada söz konusu Bartke'ye göre. Kadınların cinsel birer nesne olarak, birer obje olarak görülmelerinden kaynaklı sıklıkla. Bedenlerini indirgenmeleri, sadece bedenlerini indirgenmeleri değil, vücutlarının uzuvlarına, cinsel uzuvlarına indirgenmeleri ve işte cinsel uzuvları ve fonksiyonlarıyla özdeşleştirilmeleri ve böylece de benliklerinin geriye kalanından adeta ayırt edilmesi bu uzuvların ve fonksiyonların ve bununla özdeşleştirilmesi. Yani senin bütün işte hem bedeninin geriye kalanını tanımlıyor bu cinsel uzuvların ve fonksiyonun, aynı zamanda karakterini de tanımlıyor. Karakterinin bir önemi yok zaten, kim olduğunun bir önemi yok, sen busun gibisinden. Bu dile getirilmese bile aslında bu şekilde zuhur ediyor Bartke'ye göre. Ve dolayısıyla bunlar sanki onu tamamen temsil eden aygıtlar olarak algılanır dışarıdan. Ve bu da kadınlara zarar verir çünkü birincisi rızaları dışında gerçekleşiyor bu ve bundan hani ve çıkarları da gözetilmeden yapılıyor ve bundan tam manasıyla yani sıyrılmak da çok mümkün değil. Şimdi kendisinin verdiği birkaç örnek var. Diyor ki mesela sokağa çıktınız, birileri size tacizkar bir takım tavırlarda bulundu. Şimdi diyor ki sizi
bedeninize, sadece bedeninize değil, bedeninizin bir takım uzuvlarına indirgiyor. İşte bir takım uzuvlarınıza belki ya da fonksiyonlarına belki işte iltifat tırnak içinde diyorum ederek ya da bir takım sözler telaffuz ederek ya da bir takım hareketler yaparak her neyse. Ve daha da kötüsü, yani bunu kendi kafasında yapıp geçmiyor. Bunu size duyuruyor. Ben seni bu şekilde görüyorum diye. Bundan haberin olmak zorunda ve sen de ister istemez kendine öyle bakmaya başlıyorsun. İstesen de istemesen de böyle bir şey gerçekleşiyor. Senin tamamen rızan dışında. Ve karşı tarafın bu perspektifini ister istemez geçiyorsun. Tıpkı bu Sartre'ın ötekinin bakışı kavramında söz ettiği gibi bir utanma durumu, bir acizlik durumu, bir objeleşme durumu söz konusu oluyor. Şimdi Sartre da şey diyordu, ötekinin bakışının kişiyi nesneleştirmesi ve bunun yarattığı sıkıntı. Çünkü kontrolünüz altında değil ve istediğini düşünüyor sizin hakkınızda ve sizin hiçbir bu konuda bir dahliniz yok. Ve bir nesne olarak görünüyorsunuz ve bunun yarattığı bu ürperti, bu utanç ve çekinme durumu. Aynen böyle bir şeyle insan karşılaşıyor diyor Barthes. Ve bu diyor kadını kişiliksizleştirerek adeta dehumanize eder. İnsanlıktan adeta çıkarır. Ve yani bundan tam manasıyla kaçayım deseniz bile çok mümkün değil. Bu bakışın son derece yaygın olmasından kaynaklı. Sadece bundan kaynaklı da değil. Aslında bu bakışın kurumsallaşmış olmasından kaynaklı. Barthes'in moda güzellik endüstrisi dediği kurumsallaşmış artık kurumlaşmış yapının her yerde olmasından kaynaklı. Tabii bu bakışın çeşitli versiyonları her yerde etrafımızda mevcut. O yüzden de yani bu kendine yabancılaşmadan kaçmak çok da mümkün olmuyor. Bu da diyor işçilerin yabancılaşması somut, sistematik, kurumsallaşmış bir iş yeri koşullarından kaynaklandığı gibi kadınlarınkisinde de böyle bir şey görüyoruz. Yani kendi öz üretim, öz gerçekleştirmende, öz yaratımında zaten bir sekteye uğratılıyorsun. Nedir? Bedenin olarak algılandığın için yeteneklerin her zaman geri plan, her zaman olmasa da, şimdi her zaman demeyelim, mutlaka bunun istisnaları elbette var. Ama nedir? Buna maruz kalma ihtimalin çok daha yüksek. İşte yeteneklerin, kişiliğinin daha geride kalması ve bunun senin rızan dışında gerçekleşmesi. Bu yönlerden de işçilerin yabancılaşmasına benzer bir tür öz yabancılaşma yaşadıklarını kadınların ifade ediyor Barthes. Şimdi bunun kurumsallaşmış hali, aslında bunu açıklamak için en uygun kavramsal aracın, aygıtın Foucault'un disiplinci iktidar kavramı olduğunu düşünüyor. Ve bildiğim kadarıyla bu Foucault'cu yaklaşımı feminist felsefede ilk kullanan kişilerden birisi Sandra Barthes. Daha sonra tabii ki bu son derece üretken bir kavram olduğu için, son derece ışık tutan bir kavram olduğu için sıklıkla kullanıldı. Şimdi bu noktada mesela Foucault disiplin derken neyi kastediyor? Çok kısaca betimleyecek olursak, modern bir iktidar aygıtı, bir iktidar türü olduğunu söylüyor Foucault bunun. Ve disiplinin bedenleri bölmelendirerek onların zaman, mekan ve hareketlerini çeşitli teknikler, zaman çizelgeleri, tekrarlar, ritüeller işte ve katı bir gözetim, bir kontrol mekanizmasıyla mikro düzeyde yöneterek daha da etkin kılması. Hatta bedenin güçlerinin, bedenin potansiyelinin maksimize edilmesine bunun hizmet ettiğini söylüyor. Bu tabii işte iş sektörlerinde çok kullanılabiliyor ama yani disiplin tabii Foucault için illaki iyi ya da kötü bir şey değil. Nötr bir, bu bir tekniktir ve iyi bir şekilde de kullanılabilir. Kötü bir şekilde de bir teknik ve taktik olarak kullanılabilir. Bunun en önemli unsuru, herhalde en önemli dersem abartmış olmam, denetleyen bir gözün varlığı, bir denetim mekanizmasının varlığı. Şimdi yine çok kısaca bu konuyu özetleyecek olursak, bunun sembolü olarak, en güzel aslında örneği olarak Foucault, Jeremy Bentham'ın tasarlamış olduğu bir hapishane örneğinden bahsediyor. İşte hapishane bir daire şeklinde, bir silindir şeklinde tasarlanmıştır. İşte hücreler vardır ve ortada bir kule vardır. Kule karanlıktadır. Hücreler ışıklandırılmıştır bu çevreleyen hücreler. İşte içlerinde suçlular vardır. Ortadaki kulede karanlıktır ve içinde birisi var mı yok mu? Bizi gözetliyor mu, gözetlemiyor mu şu anda bilemezsiniz. Her an gözetliyor olabilir. Yani sürekli bir gözetlenme, gözetim altında olma psikolojisi. Ve Bentham diyor ki bu son derece etkili bir
yöntemdir. Çünkü çok ucuz bir kere. Orada birisinin olmasına gerek yok. İnsanların gözetlendiklerini zannetmeleri ve bu gözetim mekanizmasını içselleştirmiş olmaları yeterli. Bunu içselleştirecekleri için kendileri zaten davranışlarına, hareketlerine dikkat edecekler. Foucault da bunun, bu Bentham'ın ortaya koymuş olduğu panoptik gözetleme aygıtının aslında modern zamanda hayatın hemen her yerine yayıldığını söylüyor. Yani itaatkar bedenler yaratmak için disiplin teknikleri bir sürekli bir gözetleme, bir denetleme mekanizmasıyla birlikte bedenleri, itaatkar bedenler üretiyor. Kendisinin çok tipik örnekler olarak gördüğü işte asker ve öğrenci örneği. Bedenleri, mesela bedenlerinin hareketleri, postürleri çeşitli şekillerde, çeşitli tekniklerle disipline edilir. İşte çocuğun, mesela öğrencinin sırada nasıl oturacağı, postürü, işte hangi saatte girip çıkacağı, teneffüs saat süresinin ne kadar olduğu vesaire. Askerin yine postürü, silahını taşıması, yürüyüşü, adımlarını nasıl attığı, bütün bunların hepsi belli disiplin teknikleriyle bedenlere adeta işlenir. Ve bu kişiler aynı zamanda bu denetim mekanizmalarını da içselleştirdikleri için kendi kendilerini zaten kontrol eden, kendi kendilerini denetleyen adeta birer otomata dönüşüyorlar. Şimdi Bartke diyor ki, Foucault tabii bu kavramı geliştirdi ve son derece aslında kullanışlı bir kavram, ancak bu iktidar, disiplinci iktidar, cinsiyetten bağımsız bir şey değil. Yani farklı cinsiyet rolleri üzerinde farklı şekilde aslında işliyor. Bir sonraki slayda geçebilirsek. Teşekkür ederim. Şimdi diyor ki, kadınsı bedenler yaratmak için de aslında gayet net bir şekilde, yani feminen bedenler yaratmak için de bir disiplin, bu disiplin teknikleri kullanılıyor. Bunları tespit edebiliriz, bunları gözlemleyebiliriz diyor. Çünkü kadın bedeninin disipline edilmesiyle erkek bedeninin disipline edilmesi farklıdır Bartke'ye göre. O yüzden gerçekten de bu nötr bir disiplinci iktidar nötr değildir. Cinsiyet konusunda nötr değildir. Ve kendisi, mesela Foucault, bu disiplinci iktidarı kitabında sayfalar boyunca böyle teknikleri, bunların nasıl işletildiği son derece ayrıntılı şekilde analiz ediyor. Bunun benzeri bir şeyi Bartke de kendi makalesinde yapıyor, ama bütün ayrıntılarına girmeyeceğiz şu anda. En azından üç tür pratik ve taktikle kadın bedenlerinin ve kadın özneliğinin nasıl inşa edildiğinden bahsediyor. Bu üç taktiğin özellikle kadın öznelerin yaratılmasında etkin olduğundan söz ediyor. Nedir bunlar? Birincisi diyor, bedenin ebatlarını küçülten ve doğru biçimini tanımlayan pratikler. Nedir bunların amacı? Zayıf, tüysüz, toy, kuvvetsiz bedenler ve kırışıksız ergen bir oğlan çocuğunu andıran bir yüz yaratmak. Buna hizmet eden de temelde iki tane pratik var. Tabii yani farklı şeyler de çıkarılabiliyor. Yani diyet ve spor. Diyet, egzersiz. İşte bedenini belli bir ebatta tutabilmek için. Kuvvetsiz, çünkü yaptığın sporlarda hani daha çok belki fit olmaya yönelik, ama öyle çok da kaslı falan olmayacaksın öyle. Ne derler? Belli bir formu yakalayacaksın, ama mesela bugün de birçok kadına sorsanız size der, ay kaslı olmak erkek gibi. Hayır, ben istemem derler mesela. Ve hatta özellikle bu amaca hizmet eden egzersizler de oluşturulmuştur. Kadınlara hitap eden egzersizler, işte pilates, aerobik, yoga ve benzeri. İkincisi diyor ki, bedenin belli jest, postür ve hareketler sergilemesini sağlayan pratik ve taktikler. Bu konuda yapılmış çok çalışmalar var, çok enteresan çalışmalar var. Mesela sosyal hayatta kadınları gözlemleyen bir fotoğrafçı vardı. Ve bu çektiği fotoğraflarda kadınların sosyal ortamlarda hep bedenlerini, kendilerini küçülttüğünden bahsediyordu. Yani kollarını mesela, bacaklarını genişleterek, kendi nasıl derler, fiziksel varlığını genişleterek oturmaktan ya da hareket etmektense daha ufaltarak kendilerini sosyal ortamda var ettiklerini. Bartke de benzeri bir şey söylüyor. Kadınların genelde daha az yer kaplama ve daha az cesur hareketlerde bulunma eğilimi. Dolayısıyla diyor, zararsız, ufak, kısıtlanmış bir postür. Burada amaçlanan şey bu. Ve ayrıca da diyor, hareketlerde de belli bir zarafet, itaatkarlık,
ve mazbutlukla dizginlenmiş bir miktar cinsellik sergileyecek şekilde bedenin terbiye edilmesi. İşte feminen bir takım jestler, hareketler, mesela bir erkek yapsa ayıplanacak ya da alay edilecek. Çünkü bunlar nedir? Kadınlara özgü, kadınlığı tanımlayan hareketler ya da tavırlar oldukları için bunların da aynı zamanda bu bedene işlenmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da bedenin uygun şekilde donatılıp süslenmesine yönelik pratikler ve taktikler. İşte makyaj, giyim, istenmeyen tüylerden arınma, uygun saç ve cilt bakımı alışkanlıklarının belirli bir zaman çizelgesine uygun olarak tekrarlanması, adeta ritüel şeklinde. Tıpkı asker ve öğrenci örneklerinde olduğu gibi, çünkü onların da belli pratikleri sürekli belli bir zaman çizelgesine göre yapmaları bekleniyor. Bu da bir takım aynı zamanda ürün ve araçların da yetkin kullanımını gerektiriyor. Bunu öğrenmek gerekiyor. İşte kremler, serumlar, fırçalar, saç maşaları vesaire vesaire. Mesela bunları yapmayan, yani bundan kaçış yok Barkey'e göre. Yani bunu ben yapmıyorum dediğin zaman o zaman toplum seni çeşitli şekillerde cezalandırıyor. Nedir? Dalgaya alınabiliyorsun. Aa, erkek gibi, erkek Fatma. Nedir? Mesela karşı cinsin ilgisinden ve onun işte yakın arkadaşlığından mahrum bırakılma gibi. Ya da işte belirli mesleklere kabul görmemek gibi. Yeterince feminen değil ya da ne bileyim mesela, ne bileyim, bu da bir değişik, bu da bir acayip gibi. Mesela toplum içinde, hatta iş yerinde bir takım nasıl derler, bu gibi şekillerde etiketlenerek. Ve diyor ki bu sonu gelmeyen cezalandırma pratiklerinin planlı programla uygulanması sayesinde kadınlık üretilir. Tıpkı de Beauvoir'ın da söylediği gibi kadınlık doğal bir şey değildir, üretilmiş bir şeydir. Ve ataerki modernize edilir. Bu projenin tabii durmaksızın işleyebilmesi için bu panoptik gözlemleme, panoptik nasıl derler, denetim sürekli olmak durumunda. Bir erkek gözlemci kadınların bilincinde yer eder ve kadın sürekli o gözden kendisine bakarak yalnız kaldığında bile sürekli kendisini denetler, sürekli kendisini değerlendirir. Hani yalnız kaldığında mesela, ya çok enteresan, mesela bazı YouTube videolarında bile görebilirsiniz. İşte feminenliği öğreten bazı koçlar falan var. Aynen bunları söylüyorlar. Çok enteresan. O yüzden de ben hala mesela Bartke'nin bu makaleleri 90'lı yıllarda büyük bir çoğunluğu yazılmış olduğu halde hala çok güncelliğini koruduğunu düşünüyorum. Mesela diyorlar ki evde yalnız kaldığınızda bile işte oturmanıza, kalkmanıza, giyiminize ve hareketlerinize dikkat edin. Yeterince feminen misiniz? Gibisinden. İşte orada bu içselleştirilmiş olan göz, içselleştirilmiş olan bu gözlemci gözüyle kendine bakmak. Ve bu da kaçınılmaz olarak bir kendine yabancılaşmayı getirecektir. Çünkü yine benliğin parçalanması söz konusu. Kendine sürekli dışarıdan bir başkasının gözüyle bakıp kendini sürekli yargılıyorsun. Ve aynı zamanda bir suçluluk duygusuyla yaşıyorsun. O son pizza dilimini yemeyecektim mesela. Bu kadınlık projesinde yeterince başarılı mıyım? Yeterince başarılı değilim. Daha çok kilo vermeliyim. Şuna daha çok dikkat etmeliyim. Bu bir proje. Ama tabii işin kötü yanı başarısız olmaya da mahkum bir proje. Çünkü bunu bir süre sürdürebilirsiniz ama isteseniz de istemeseniz de, sevseniz de sevmeseniz de bir noktada kırışıklar belirecek yüzde. İstediğiniz kadar, bilmiyorum, hani çeşitli teknikler çıkarıyorlar her gün ama ya da işte kilo almaya başlayacaksınız ya da bir yerden bir şey çıkacak, yani bir yerde artık bu projeyi tam manasıyla gerçekleştiremez haline geleceksiniz ve bunun yaratmış olduğu utanç hissi, yine Sartre'ın bahsettiği o bakış, sürekli o bakışı kendine yöneltmek, ötekinin bakışını üzerinde hissetmek ve oradan kendini sürekli denetleyerek, sürekli yargılayarak ve kendini aslında bu şekilde de hep kusurlu bir varlık olarak görerek, hep düzeltilmesi gereken, radikal bir şekilde nasıl derler, elden geçirilmesi gereken bir varlık olarak kendini algıladığın için ister istemez bir kendi özüne yabancılaşma ve burada yine kadınlıkla ilgili olarak kadının yine bedenle, kendisini de bedeniyle özdeşleştirmesi söz konusu. Yani kendi entelektüel yetilerini geliştirmek, kendi kişiliğin, karakterin, kendini gerçekleştirmek, bunlar yine arka planda kalıyor. Bunlar da yine bu yabancılaşmanın unsurları. Şimdi bu utanç konusuna gelecek olursak, ki bu son bahsedeceğimiz madde, yabancılaşma başlığı altında. Bir sonraki slayda bakabiliriz bu noktada. Teşekkür ederim.
sürekli bir utanç hali içinde bulunarak kendine yabancılaşma. Burada Heidegger'ci felsefeyi kullanıyor Bartki. Şimdi Heidegger'i özetlemek çok zor ama ben mümkün olduğu kadar birkaç cümlede neyi kullandığını, hangi kavramları kullandığını açıklamaya çalışayım. Şimdi Heidegger'de insanın varoluşu dünya içinde var olma ve bu da anlama ve bir hal içinde bulunma ile mümkün. Yani insan anlayan bir varlık ve aynı zamanda insanın anlaması ve dünya ile olan bağ, dünya ile olan ilişkisi her zaman bir hal içinde bulunma şeklinde. Yani bu da işte bir mod ve duygu durumu içinde olmak olarak somutlaşıyor. Yani Heidegger'in buradaki derdi şu, diyor ki biz dünyadan bağımsız olarak var olamayız. Böyle solipsist bir ben yok. İçinde yaşadığımız dünyayla biz varız zaten. Ve aynı zamanda da bu içinde yaşadığımız dünyayla bizim iletişim içinde olma, yani o dünyanın içinde olma halimiz nötr bir hal değil. Yani bu özellikle rasyonalist filozofların ya da işte felsefe tarihindeki birçok yine filozofun bahsettiği türden bir mutlak nötrlük gibi bir şeyden söz edilemez. Öyle ya da böyle biz kendimizi dünyayı açımlarken ve dünyayı kendimizi açımlarken aynı zamanda her zaman belirli bir mod içinde. Bunu bazen bu kelimeyi duygu durumu şeklinde de Türkçe'ye çeviriyorlar. Belli bir mod içinde, belli bir duygu durumu içinde dünyaya kendimizi açıyoruz ve dünyayı kendimizi açımlıyoruz. Ve Bartki tam olarak bu kısmını kullanıyor Heidegger'in teorisinin. Ve mesela örnek vermek gerekirse hangi modlarda, hangi duygu durumlarında kişi kendisini ve dünyayı açımlayabilir? İşte mesela neşe, endişe, sıkıntı. Yani ne derler? Bu modda dünyayı açıklamak. Mesela bugün çok karamsarım deriz ya. Ya bugün çok neşeliyim. Bu şekilde dünyayı açımlamış olur ve kendisini dünyaya bu şekilde açımlamış olur özne. Mesela örnek vermek gerekirse. Ama her zaman öyle ya da böyle bir mod içindedir Heidegger'e göre Dasein. Şimdi Bartki de bu noktada şöyle bir yorum getiriyor Heidegger'ci bu yaklaşıma. Diyor ki, kadın ve erkek Daseinların dünya içindeki konumlanmışlıkları, bilmeleri ve bu işte dünyayı açımladıkları modları farklıdır diyor. Özellikle kadınlarla mesela belli duygu durumları özellikle kadınlarla özdeşleştirilmiştir ya da karakterize edilir. Mesela suçluluk ve utanç gibi. Ne diyor ki bu utanç diyor. Belirli bir durumdan duyulan utanç değildir. Bundan bahsetmiyorum. Hani şu oldu, bu oldu, bundan ötürü utandım. Keşke şöyle yapsaydım, böyle yaptım ve işte bu yaptığından utandım gibi bir şey değil. Genel bir işte bir hal içinde bulunma, bir utanç hali içinde bulunma. Genel olarak bu mod içinde bulunma. Yani bu utanç hissinin kadınların hayatının arka planında sürekli etken olması. Kendi hayatlarına bir şekilde bu hissiyatın nüfuz etmiş olması. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? Şöyle söylüyor, diyor ki bu kadınların sosyal dünyada sürekli bir şekilde bulunma halini betimleyen bir duygu Bartki'ye göre ve kendini ve durumunu açımlama modusu. Bu diyor, bu utanç modu ya da duygusu içinde olma sadece kadınların dış görünüşlerine ait olan bir şey değil. Şimdi az önce bir bahsetmiştik, işte kendini ister istemez bu özellikle moda ve güzellik endüstrisinin kurumsallaşmış işte yaklaşımlarının da sayesinde diyeyim, sürekli düzeltilmesi gereken hatalı bir varoluş içinde olmanın ötesinde sadece dış görünüşlerine ait olan bir şey değil, çok daha genel ve onların entelektüel yeterliliklerini de, kendi yeterliliklerini de küçümsemeleri, daha çekingen olmaları sosyal hayatta, çok gereksiz durumlarda bile özür dilemeleri. Yani hani gerekmediği durumda bile ya çok özür dilerim diye mesela böyle bir jeste bulunma ihtiyacı hissetmeleri, böyle bir mail içinde olmaları, daha az özgüvenli olmaları şeklinde bu utanç modusu aslında davranışlarını da motive ediyor Bartki'ye göre. Ve genel olarak kadınların kendilerini daha aşağı görme ve bu aşağı olma algısından ötürü de utanç duyma eğiliminde olmaları. Utanç derken burada işte yani bir herhangi bir anda bu hissiyat içinde olmak değil, bunun genel bir şey olması. Peki yani ne gibi açıklanabilir, nasıl örneklenebilir bu? Bartki kendisi deneyimlerinden, gözlemlerinden örnekler veriyor. Mesela diyor ki kendisi öğretmenlere felsefe yetişkin yani yetişkin 35 yaş üstü öğretmenlere felsefe dersleri verdiği dönemde diyor ki yani burada işte kadın erkek karışık bir grup, herkes yetişkin belli bir eğitim seviyesinde.
Mesela bu öğrencilere ben ödevler veriyordum diyor. Kadın öğrencilerde diyor şunu görüyordum. Mesela ödevi getirip bana teslim ediyor ama diyor ki ya kusura bakmayın işte hiç güzel olmadı, işte daha iyisini yapmak isterdim. Böyle bir sürü nasıl derler tırnak içinde bahaneyle geliyor. Mesela erkek öğrenciler geliyor diyor. Öğrenci dediğim kişiler de az önce belirttiğim gibi yani 35 yaş üstü aslında liselerde, ortaokullarda öğretmenlik yapan kişiler. Son derece özgüvenli bir şekilde işte teşekkür ederim deyip ödevi bırakıp çıkıyor. Sonra diyor ben eve gidiyorum bunları değerlendiriyorum. Bakıyorum ki bu kadar özür dileyen, kendini işte küçümseyen kadınların ödevleri çok başarılı. Hatta bu işte hiçbir şey söylemeden son derece özgüvenli şekilde ödevini bırakıp giden bazı erkek öğrencilerin yaptıkları işten çok çok daha başarılı. Peki neden kendilerini böyle görme ihtiyacı hissediyorlar? Neden bu durumdalar? Neden sürekli bir özür dileme, sürekli bir işte yeterince iyi değilim hissiyatı, sürekli bir özgüven eksikliği? Bu duygunun, bu hissiyatın da aslında sosyal dünya tarafından kadınlara verilmiş olduğunu düşünüyor. Bu konuda da bir takım araştırmalara da kendisi yer veriyor. Ve enteresan şekilde son zamanlarda da, yani son yıllarda da benzeri araştırmalar yapıldığında yine benzeri sonuçların çıkması aslında nasıl diyeyim, 90'lardan beri, 80'lerden beri çok da yani kat edilen bir yol var ama kat edilemeyen yollar da olduğunu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Mesela hala okullarda, yani ilkokul, lise diyelim, erkek öğrencilerin entelektüel alanlara daha çok öğretmenler tarafından teşvik edilmesi, daha çok teşvik görmesi. Hatta geçenlerde okuduğum, yine çok yakın zamanda yapılmış olan Hollanda'daydı galiba bir çalışma vardı. Kız çocuklarının ergenlikle birlikte spor yapmayı bırakması ve daha az hareketli hale gelmesi. O beden utancı, o bedeni daha gizleme ve cesurca hareketlere girmekten çekinir hale gelmesi. Mesela okullarda erkek öğrencilerin öğretmenleri tarafından daha çok isimleriyle hitap edilmesi kendilerine. Yani onların mesela bunu hala ilkokullarda olduğunu ben birkaç kişiden de duydum. Çocukları okula giden arkadaşlarımdan. Mesela agresyon gösteren erkek çocuk hoş görülürken tabii ki yapacak işte çocuktur. Ama kız çocuk olduğunda azarlanması ve cezalandırılması, sen hanımefendi olmak durumundasın gibi. Dolayısıyla Bartke diyor ki bu utanç durumu aslında sosyal dünyanın verdiği bir şey. Hani kendiliğinden sen annenin karnından doğup bu modla dünyaya yaklaşmıyorsun. Bu birbirini besliyor. Sen bu mesajı alıyorsun. Bilinç dışı bir şekilde dünya sana bu mesajı veriyor. Sen de kendini buna göre ayarlıyorsun. Bu şekilde inşa ediyorsun kendi benliğini. Bu şekilde biçimlendiriyorsun. Ve bunlar ikisi birbirini belki bir anlamda besliyorlar. Daha sonra da sen bu şekilde kendini sunmak durumunda hissettiğin için, bu şekilde anlamak durumunda hissettiğin için insanlar da diyorlar ki kadınlar daha pasif, daha özgüvensiz. İşte entelektüel alanlarda daha başarısız. Zaten bu alanlarda çalışma yapmak istemiyorlar. İşte bu da yabancılaşmanın, kendine yabancılaşmanın başka bir şekli Bartke'ye göre. Kendi yeteneklerinin, kendi potansiyelinin üstünün örtülmesi, bunların kendinin bile farkına varamaman. Hani başka insanları geçelim, kendinin bile farkına varamaman ve bu şekilde de kendi öz varlığına yabancılaşmış olman. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Öz olarak benim anlatmak istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Harika bir sunumdu. Eminim birçok da soru gelecek. Yani chat'ten şimdiden sorusu olanları görüyorum. Ama yani sen biraz dinlenene kadar belki ben araya girip kendi sorumu ve yorumumu sunabilirim. Öncelikle evet, Sandra Lee Bartke sadece Türkçe'ye çevrilmediği için değil ama sanırım Türkiye'deki tartışmalara egemen olan başka bir feminist gelenek söz konusu olduğu için de dikkatlerimizden kaçmış bir düşünür. Yani aklımda özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına egemen olmuş, 70'lerden itibaren egemen olmuş Fransız feminist geleneği geliyor. Bir taraftan da
Bartki kıta felsefesi referanslarına rağmen aslında nereye yerleştireceğimle ilgili de biraz kafam karıştı. Yani çünkü benzer kaynaklardan hareket etmekle birlikte anladığım kadarıyla Fransız feminist geleneğiyle çok aynı dili konuşmuyor ya da aynı kavramlar üzerinden düşünmüyor gibi geldi bana. Yani bilmiyorum, buna katılır mısın? Bir de tabii şöyle bir şey var, yani kıta felsefesi geleneği ya da kıtadan çıkan feministlerle özellikle Amerikan feminist geleneğini karşılaştıran Tori Moy'nin yaptığı bir ayrım var. Yani nedense onun böyle bu farklı feminist gelenekleri anlamak için doğru iki çerçeve sunduğunu düşünüyorum. Şöyle diyor Tori Moy, kendisi Amerikalı bir feminist. Biz ampirik iken, tabii bunu 70'ler için söylüyor, Bartki'nin 90'larda yazdıkları bunlardan hangisine uyuyor diye soracağım aslında. Biz ampirik iken diyor, onlar kıtadakiler teorikti. Biz deneyimin otoritesine inanırken onlar bir kategori olarak deneyimi, hatta deneyimleyen olarak kadın öznesini sorgulamaktaydılar. Biz sanatta ve tarihte homojen bir kadın geleneğinin olanağının peşindeyken, onlar kadın yazımının ancak ataerkil söylemin kenarlarında, boşluklarında, çelişkilerinde görünür olabildiğini söylüyorlardı. Biz kadın yazarlar ararken onlar kadın yazının erkekler tarafından da üretilebileceğini iddia ediyorlar. Şimdi 70'lerde demek ki bu bakımlardan ayrı düşmüş farklı feminist geleneklerden bahsedebiliyoruz. Sanki Bartki bu ayrımı bir tür keskinleştiren de bir feminist. Bütün kıta felsefesi referanslarına rağmen bilmiyorum... Yani bu doğru bir tespit olur mu Bartki'nin felsefesini, feminist felsefesini anlamak için? Yani haklısın, haklısın kesinlikle. Şimdi ben kendisini de bu arada tanıyan şanslı insanlardan bir tanesiyim. Kendisinden tam emekli olmadan önce ders alma şansım oldu. Yani çok ileri yaştaydı ben doktora programına girdiğimde ve benim ilk danışmanımdı. Ancak daha sonra çok ciddi sağlık problemleri yaşadığı için ayrılmak zorunda kaldı. Ben de artık kendisini yoramazdım daha fazla kendi çalışmalarını, ama her zaman, her zaman iletişim içinde olduk ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Şimdi bence hani o yüzden biraz kendisini nasıl derler, sohbetlerimizden de hatırladığım kadarıyla şimdi bu bahsettiğin Fransız ekolünü biliyordu. Hatta bir tane editörlüğünü yaptığı kitap var, Fransız Feminist Felsefesi diye. Ama kendisini farklı konumlandırıyordu bence kasıtlı olarak. Çünkü yani gerçekten bu işlerin çok içinde olan bir insandı. Fakat belki hani biraz daha Türkiye'de de bilemiyorum ya, geri planda kalmasının nedeni bu. Kesinlikle ben Marksist bakış açısını, bu Marksist çerçeveyi ön plana çıkarması belki özellikle 90'lardan sonra ya da 2000'lerde biraz daha geri plana itmiş olabilir. Marx felsefesini çok seviyordu kesinlikle. Hatta ben burada makaleleri teker teker okuyup dediğim gibi puzzle'ın parçaları gibi bir araya getirirken gerçekten de yabancılaşma ve bilinç kavramlarının, bu bilincin yabancılaşması ve yanlış bilinç kavramlarının her yerde böyle bir genel tema olarak ortaya çıktığını gördüm. Yani özellikle 90'lardan 2000'lerden sonra bu Marksist çerçeve o kadar fazla kabul görmedi. Bunun bir rolü olabileceğini düşünüyorum. Bir de kendisi aslında Heidegger'ci. Yani bütün yüksek lisans doktora çalışmaları Heidegger üstüne ve ilk makaleleri de Heidegger üstüne, daha sonra feminizme kayıyor. Çünkü diyor ki ya, yani daha aktif olmayı ve değişimi getiren bir felsefe yapmak istiyorum diyor. Sadece teoride kalmak istemiyorum. Kendisinin vurgusu o yüzden daha çok bu praksis üstüne. İşte az önce de bahsettiğim gibi kendi düşüncesini de bir bilinç yükseltme, kendi çalışmalarında bilinç yükseltme çabaları olarak görüyor. O yönlerden de kendisini bilinçli olarak bence farklı gerçekten de konumlandırıyor. O konuda hemfikirim. Peki. O zaman ben katılımcılara döneyim. Eğer sorunuz varsa belki Zoom'un olanaklarını kullanıp el kaldırırsanız ben sırayla size söz vermeye çalışacağım. Yani ilk olarak Mehmet Şiray'ın el kaldırdığını görüyorum. Mehmet
mikrofonu açıp sorunu sorabilirsin. Merhaba, öncelikle teşekkür ederiz. Galiba bunu biz... Galiba görüntümü ben açamıyorum Özge. Ama hani sesim geliyor sanırım. Evet, konuşma için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir... Bunun için Akın'dan rica edelim. Sorun değil Özge. Sorumu sorayım mı isterseniz? Şimdi ben tabii çok Heidegger'ci bir köken var değil mi? Biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü ben hani konuşmanız boyunca şeyi çok fazla hissettim. Yani dominasyon ve bir tür şiddet, yani söylemsel şiddet ya da aktif olarak kadınların maruz kaldığı şiddet o kadar canlı ki yani işte kafanı çevirmene bile neredeyse de nefes almana bile imkan vermeyecek düzeyde bu dominasyon güçlü. Yani buna tabii katılmamak elde değil. Yani bu özellikle hani bizim gibi ülkelerde filan da bunu daha şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Ama genel olarak da yani böyle bir şeye katılıyorum. Fakat yine de felsefi olarak acaba şöyle bir şeyi nasıl tasarlayabiliriz de sormak istiyorum. Yani acaba ne derdi bu konuda Bartki? Yani işte bütün bu durumun parodisini yapmak diyelim ki ya da işte bütün bu durumu abartmak, yani işte aklıma böyle daha Brechtvari bir tiyatro geliyor mesela, oradaki politik açmazları filan saçmalığa indirgemek, işte gülme ve kahkaha ve işte sanatsal yaratığı vesaire, bütün bunları yani bir anlamıyla paranteze alabileceğimiz ya da işte tiye alabileceğimiz boşlukları nasıl üreteceğiz felsefi olarak? Yani bunlara ilişkin ne diyor Bartki diye merak ettim. Ya da işte sadece tabii ki bütün bu durumları tiye alırken, yani biraz da egzecere ederek, abartarak, değil mi? Hayatın böyle bir tarafı da var. Yani dolayısıyla kendi feminizmi içerisinde bu anları nasıl ve nerede üretiyor ve buluyor? Tabii ki eleştiriyi de. Evet, ya çok teşekkür ederim soru için. Umarım kesmemişimdir. Estağfurullah. Bu kadardı soru. Çok teşekkür ederim. Şunun için böyle bir an heyecanlandım. Çünkü bu kariyerinin sonlarına doğru tam bu dediğiniz noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü derslerinde ben şunu söylediğini hatırlıyorum. Bu kitabındaki makalelerinde bunun izi yok. Hani bu bahsettiğiniz işte egzajere ederek, belki mizah katarak, belki bir neşe katarak hani bununla baş etme ya da bunu sunma. Gerçekten de bu makaleleri çok çok daha kötümser. Fakat bu kariyerinin sonlarında derslerde kadınlarda bir mazoşizm olduğundan bahsediyor. Bu Foucault'cu güzellik nedir adı, moda endüstrisinden söz ederken derdi ki, ya ben son zamanlarda aslında bunun da bir kadınlar arasında bir bağ kurduğunu ve bir hani nasıl derler olumlu bağ kurma aracı olabileceğini ve bir neşe unsuru olabileceğini de fark ettim dedi. Mesela ilk topuklu ayakkabılarını giyersin ve hani kahkaha şey vardır, onunla yürüyememenin, o işte ne derler şey durumda olmanın, beceriksiz durumda olmanın ve bu ortak mesela deneyimlerin kadınları birbirine bağlamasının ve bir gülme unsuru da olmasının. Hani sen ilk giydiğinde nasıl, ne yapıyordun? Sen de işte böyle takılıp düştün mü ya da şöyle böyle oldu mu? Ha 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 şeklinde falan. Sonlara doğru, kariyerinin sonlarına doğru gerçekten de bunun hani böyle olumlu bir yanı da olabileceğini söylemeye başlamıştı. Bunu hatırlıyorum ben. Yazılarında tam yani ne kadar yansıtmıştır çok zannetmiyorum ama böyle bir şeyden bahsetmeye başlamıştı son kariyerinin son dönemlerinde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii şey var burada herhalde, yani daha önceki bu ilk dönemlerinde yaptığı analizleri bir reddetme değil ama ya tamam kötümser bir yanı var ama böyle bir yanı da var sonuçta. Bir ortak deneyim zemini hazırlayıp, bir mizahla yaklaşılabilecek bir zemin de hazırlayıp, kadınları birbirine bağlayan ve kendilerine de gülmelerini ve birbirlerine de gülmelerini, mizahla yaklaşmalarını sağlayabilen bir yanı da olduğunu evet söyleyebiliriz herhalde.
Sanırım Özgü Hoca şu an konuşmadan düşmüş. Ben Ha, değil mi? Ha, tamam. göremedim kendisini. Hasan Ayar Bey'in bir sorusu Evet, var. ya ben galiba geldim. Evet, Hasan Ayar'ı söz verecektim ben de. Bağlantım kopuyor, geri geliyor ama evet, sıradan gidecek olursak sanırım Hasan Ayar elini kaldırmıştı Mehmet'ten hemen sonra. Buyurun lütfen sorunuzu sorun. Merhaba hocam, teşekkürler öncelikle sunum için. Ben şeyi merak ediyordum. Siz kuramı anlattınız. İşte temelde hani sorunlara dair Barkin'in kuramsal yaklaşımını anlattınız ama ben şeyi çok merak ediyordum. Kendisinin normatif olarak önerdiği veya önerebileceği bir çeşit kamu siyasası var mı? Veya bir kamu politikasına göz kırpan bir normatif çerçeve sunuyor mu? Veyahut ben kendisini kuramını bilmiyorum. Hani ilk defa sizden dinledim zaten. Anladığım kadarıyla Marksist zaten. Eğer öyleyse bir kamu politikası zaten hani önermesi zor olur. Çünkü zaten siyasi iktidarla bir çatışması var normatif olarak. O halde bir devrim falan gibisinden bir şey mi öneriyor kendisi? Nedir önerisi? Bunu merak ediyordum. Teşekkür ederim soru için. Yani bu konular üzerinde mesela sınıf ayrımları üzerine sırf bunun üstüne bir şey yazdığını ben hatırlamıyorum açıkçası. Fakat bu adalet yani aslında yani bell hooks'la da örtüşen yanları da var. Bu intersectionality kavramı var ya, kesişimcilik diye galiba Türkçe'ye çevrilmiş. Yani cinsiyet problemi tek başına bir problemize edilecek bir şey değil. Bunun sınıf problemiyle de kesişmesi var. Irk problemiyle de kesişmesi var. Yani burada mesela bu kitaptaki makaleleri daha çok kadın deneyimi üzerine ama özellikle bir ikinci kitabı daha var yine kariyerinin sonlarına doğru yayınladığı ve son zamanlardaki düşünceleri var. Orada özellikle LGBT konularına da hassasiyeti vardı. O konuları da zaten yani sonraki yıllarda artık kadın çalışmaları, cinsiyet çalışmaları şeklinde de bir evrilmesi söz konusu oldu. Şimdi sadece sınıf problemi üzerine bir şey yazdığını ben gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ama bu tür adaletsizliklerin yani konu edilip bunlara bir mesela kendisinin önerdiği çözüm şudur diye bir şey önerdiğini zannetmiyorum açıkçası. Bu adalet sorununu sadece dediğim gibi cinsiyet değil daha genel anlamda da düşünüyordu. Bir şey daha demiştiniz onu şimdi hatırlamaya çalışıyorum da. Ha kendisi aslında yani devletle ve toplumla evet çatışma içinde olan bir kişiydi. Hatta bir gün şunu söyledi. Bir gün Chicago'da bu arada şehir merkezinin ortasında büyük bir gökdelen vardır, FBI binası. FBI'ya gidiyor ve diyor ki, ben dosyamı görmek istiyorum. Bana bunu anlattığında ben dedim ki, ya hani delirdin mi? Yo dedi, bu dedi senin vatandaş olarak hakkın. Ve kendisine hakikaten de bir dosya vermişler. Yani feminist hareketlerin içinde olmanın kendisi aslında bir adeta potansiyel terörist muamelesi gördüğünü söyledi bana. Özellikle 80'li yıllarda, 70'li yıllarda ve kendisi de bu hareketlerin son derece içindeydi. Şimdi siz daha çok anladığım kadarıyla kuramsal olarak bu konularda bir düşüncesi var mıydı diye sordunuz yanlış anlamadıysam. Yani feminizm konusunda evet bir kuramı var ama pratiği de had safhadaydı. Had safhadaydı. Yani işte bütün birçok hareketin içinde bu kadın işte networklerinin oluşması, cinsiyet çalışmaları, bölümlerinin açılması, üniversitelerde işte bilinç yükseltme gruplarının oluşturulması vesaire vesaire. Daha genel olarak siyasi anlamda bir hareketin içinde olduğunu ya da bu konuda bir teori ürettiğini ben hatırlamıyorum. O kısmı öyle bir şey, öyle bir çaba içinde buna daha çok odaklanmıştı. Daha çok cinsiyet sorununa odaklanmıştı diyebilirim herhalde. Hem teoride hem de pratikte diyelim.
Peki, Hatice Acar elini kaldırmış. Buyurun sorun lütfen sorunuzu. Merhabalar hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hocam benim sorum biraz genel ama biraz ilginç olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir benim de kafamı meşgul ediyor. Şimdi hocam özellikle evrimsel psikoloji alanındaki çalışmaları siz de takip etmişsinizdir. Yani kadın erkek üzerine. Örnek olarak ben bir kadın olarak fazla yemek yediğimde bel oranımın kadınlaşmasının beni endişe etmesinin aslında evrimsel anlamda mantıklı bir yönü var. Çünkü birçok araştırma şeyi gösteriyor. Bilimsel araştırma hani partnerimin, eşimin doğurganlığı göstermesi bağlamında biliyorsunuzdur. Bel oranının, ince bel, işte biraz daha geniş bir kalçanın daha çok doğurganlığımı göstermesi anlamında benim partnerim karşısında belki daha değerli veya daha hoş, daha ilgi gören biri olmam. Ya da benim örnek olarak ayna nöronumuz erkeklere göre 3 kat daha fazla. Dolayısıyla benim bir erkeğe göre duygusal yönüm çok daha kuvvetli. Yani eğer bir üstünlük kelimesinden bahsedilecekse ben bunda erkekten de üstünüm. Yani benim hem bedensel özelliklerimin evrimsel bir arka yapıda gerçekten bana bir rol biçmesi. Yani biyoloji kökenini ne dinden ne toplumdan değil de bizzat tabiatımızdan alması. Bir de benim örnek olarak erkekten daha fazla duygusal gücüm olması. Bu tarz bilimsel veriler ışığında feminizm hareketinin farklı eğilimleri var mı şu an dünyada yani? Ben çok merak ediyorum bunu. Ya bu Foucault'cu bakış açısından ve hatta yani daha genel olarak başka yaklaşımlardan da bunlara verilen yanıtlar, verilebilecek yanıtlar olduğunu düşünüyorum. Mesela şey dediniz ya, mesela evrim süreçleri içinde bu bel oranının doğurganlık açısından bir avantaj işareti olmasından ötürü mesela bir nasıl derler, çekici bir şey olarak algılanması. Ama şimdi şundan da bahsedilebilir. Şimdi bu evrim süreci bitmiş bir süreç değil. Hani doğurganlık işareti olarak mesela nedir? Çok eski çağlarda sezaryen gibi bir yöntem olmadığı için işte bebeğin başı büyükse ve kadının da bu kalça kemikleri darsa çocuk doğamıyordu, yani ölüyordu. Hatta anne de ölüyordu bazen çocukla birlikte. Ve ne oldu? Mesela evrimsel olarak bu nitelikler devam edemediği için mesela azaldı. Ama sezaryenle birlikte mesela bugün şey deniyor. Artık bu nitelikler de toplum içinde devam ediyor. Çünkü hayatta kalıyor. Anne de hayatta kalıyor. Çocuk da hayatta kalıyor. Sezaryen tekniği sayesinde. Yani artık yani evrim sürekli devam eden bir süreç olduğu için şimdi o dönem bir doğurganlık sembolüdür. Fakat hani bugün doğurganlığın yani tüp bebek denen şeyler var. İşte sezaryenle doğurtulması normal koşullarda normal derken işte tıbbi müdahale olmadan doğamayacak çocukların mesela doğup annenin çocuğun hayatta kalması var. Dolayısıyla hani doğurganlık sembolü denen şeylerin ya da bu algının aslında bir değişim içinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani mesela X yıl önce bu böyle bir sembolmüş ve hani biz fix bir şekilde bunu böyle algılamaya devam edeceğiz diye bir durum olduğunu ben çok zannetmiyorum açıkçası bu verdiğim sebeplerden ötürü. Diğer bir konu da mesela güzellik sembolü olarak ya da çekicilik sembolü olarak bunun görülmesi ya olabilir. Hani bir eğilim olabilir, bir şartlanmışlık olabilir yüzlerce yıldan gelen bir şey. Fakat bu Bartkin'in de bahsettiği güzellik ve moda endüstrisi yani bunun çok çok daha ötesinde şeylerin peşinde. Yani nasıl derler, ya şu bile aslında birçok şeyi açıklıyor. Hani kadınlar için bir güzellik ölçütü var, rakam var, 90-60-90. Erkek için buna benzer bir şey var mı mesela? Hani çok net, anlatabiliyor muyum? Bunların çok ötesinde yok yüzündeki kırışıktı, saçının işte aklaşıp aklaşmamasıydı. Ne derler, yani bütün bedeninin her noktasına dair aslında bir takım hani ideal olarak şöyledir gibisinden şeyler var. Bu son zamanlarda mesela sizin de bahsettiğiniz bu ince bel ve hani geniş kalça kabul edilir bir şey haline geldi. Benim çocukluğumda bütün kadınlar basenimizi eriteceğiz diye birbirleriyle yarışıyordular. Diyet yarışı içindeydiler mesela. Yani bunlar da aslında değişken şeyler. Az önce de bahsettiğim gibi ve bu moda ve güzellik endüstrisinin bunun çok 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 ötesinde bir
konfigürasyon getirmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Çok çok daha ötesinde. Artık hatta evrim süreçlerinin tam tersine gittiler aslında uzunca bir süre. Mesela güzellik şeyi olarak, timsali olarak böyle zayıflık, nasıl derler, bayağı bir aşırı derecede zayıflığın çok ön plana çıktığı dönemler vardı. Hala da aslında yok değil. Bu da aslında evrim süreçleriyle bahsettiğiniz şeyle çok uyuşmayan bir şey. Ama demek ki yani biyoloji ya da evrim süreçleri çok da belirleyemeyebiliyor bizim algımızı mutlak olarak. Çünkü gerçekten de 90'larda, pardon 2000'lerde, hatta bugün bile kısmen bu zayıflık modası hani hala sürüyor, hala etkileri sürüyor. 90'larda belki o kadar değildi, bu raddede değildi ama o yüzden ben biyolojinin tam manasıyla belirlediğini de çok zannetmiyorum. Bu evrimsel süreçlerin de devam ettiğini, algının değişeceğini ve değişim içinde olduğunu da düşünüyorum. Bir de mesela ayna nöronları dediniz, kadınlarda daha fazla. Şimdi bu artık zaten zihnin plastik olduğundan, plastisitesinden bahsedilmeye başlandı. Bu aslında bu şekilde yetiştirilmemize, yani diğer insanların duygularına daha çok önem vermemiz gerektiği mesajını çocukluğumuzdan beri aldığımızdan ötürü kadınlarda daha yüksek sayıda olabilir bence bu. Yani bunun illaki bir biyolojik belirlenim olmaktan ziyade sosyal bir yanı da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü zihnin de çok sabit bir şey olmadığı, ne şekilde düşünürsek, ne şekilde yaşarsak, ne şekilde alışkanlıklar edinirsek aslında deneyimlerimizle de nöronlar arasındaki bağların değişken olabileceği söyleniyor bugün mesela. O yüzden de hani şey düşüncesi bana çok sıcak gelmiyor. İşte biyolojik olarak kadınlarda ayna nöronları daha fazla. Yani erkekleri de belki o şekilde yetiştirirseniz belki onlarda da aynı derecede ya da ona yakın derecede ayna nöronları olacaktır. Belki de. Peki, sıradan devam ediyorum. Merve Avda'nın bir sorusu var. Merve, evet. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkürler sunumunuz için. Ben şunu soracaktım, kısa bir soru aslında. Şimdi ben anladığım kadarıyla, başından sonuna kadar takip etmeye çalıştığım kadarıyla... aslında durumun nedenleri ve sonuçları arasında farklı bir yöntem izliyormuş gibi geldi bana. Yani bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun kadının üzerinde yarattığı bir baskı var. Ve bunun nedenlerini analiz ederken, Marksist bir perspektifle bunun nedenlerini analiz ederken, sonuçlarını analiz ederken varoluşçu Heidegger'ci böyle bir felsefeyle sonuçlarını analiz etmeye çalışıyormuş gibi geldi bana. Ve bu durumda bu neden ve sonuçların farklı perspektiflerden irdelenmesi meselesi de aslında onun düşüncesinin praksis anlamında en sonunda hareketsiz kalmasına neden olmuş olabileceğini düşündüm. Çünkü biraz öyle yani şey yaptım, sezinledim. Sanki bu düşünceden sonra ne yapmalı sorusuna bir boşluk olabilir mi acaba bu düşüncede gibi. Hani burada ama şunu demek istemiyorum. Neden Marksist başladı ve Marksist bitirmedi demek istemiyorum. Çünkü öyle de şu, hatta öyle düşünmediğimi de şu soruyla ifade etmek isterim ikinci bir soru olarak. Bu haksız dağıtım, kadın ve erkek arasındaki takasta bir eşitsizliğin olması, bu eğer olmasaydı, yani burada biz bir denge sağlayabilseydik bir şekilde, hani şey olarak alma verme dengesi olarak bir denge sağlanabilseydi, bu durumda problem ortadan kalkar mıydı? Bir de yani bunu da düşünmek iyi olabilir belki. Hani böyle bu kadar yani. İki soru sormaya çalıştım. Umarım anlatabildim. Teşekkür ederim şimdiden. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Şimdi ilk sorunuz bir hareketsizliğe götürür mü? Marx'la başlayıp Heidegger'le bitirmesi.
Ya belki biraz benim sunma şeklimle de alakalı da olabilir bu. Çünkü dediğim gibi kendisi böyle bir baştan sona böyle bir teori sunmuyor. Ben 6-7 tane makalesini okuyup kendim böyle bir araya getirerek bir yorum kattım. Belki farklı sıralarda, farklı şekillerde bir araya getirirse Marksist başlayıp Marksist biter miydi? Çok emin değilim açıkçası. Şimdi bu noktada aslında belki biraz Avrupa ekolüne yaklaştığını belki söyleyebiliriz. Yani mesela yanlış anlamadıysam sorunuzun ilk kısmı hani bize ne çözüm öneriyor ya da ne öneriyor? Sonuçta hani madem ki Marksist bir yaklaşımın var, ne yapalım sorusuna? Evet, çok bir hani net şunu yapın gibi bir cevabı bence de yok bu arada. Ama özellikle bu 20. yüzyılın ikinci yarısındaki felsefelerin birçoğunda, Frankfurt Okulu olsun, daha birçok başka düşünür olsun, hani analiz yapıp sorunu ortaya koyup çözüm konusunu biraz daha diyaloğa açık şekilde bırakma yaklaşımını belirlediğini söyleyebilirim ben de. Yani çünkü şöyle bir mesela herhangi bir çözüm önerseydi şöyle bir sıkıntı da olabilirdi belki. Yani zaman değişiyor, işte şartlar değişiyor. Siz bir şey önerirsiniz, daha sonra bunun modası geçer ya da bu nasıl derler, uygulanamaz bir şey haline gelir. Ve bu eserlerin okunup herkesin kendi durumunda, kendi somut koşulları içinde bir takım çözümler üretmeye çalışmasına teşvik etmeye çalışıyor bence. Daha çok bu Bartkin'in de benimsemiş olduğu yaklaşım. Hani somut olarak şunu şunu yapın demektense, problem budur. Siz şu anda farklı, benim eserlerimi okurken farklı bir zamanda, farklı bir coğrafyada, farklı bir yerde olabilirsiniz ama eğer benim yazdıklarım hala size bir şey ifade ediyorsa demek ki problem bitmemiş. O zaman kendi koşullarınız içinde, kendi zamanınız içinde bunları düşünün ve bir eylem planı hazırlamaya çalışın, bir çıkış hazırlamaya çalışın diye. Çünkü şu da var, yani bu gerçekten de aslında Bartkin de bahsettiği gibi hakikaten diyalektik bir süreç var gibi. Bir şeyi çözüm olarak buluyorsunuz, sistem onu da adapte edip size karşı kullanmaya başlıyor. O artık çözüm olmaktan çıkıyor bir süre sonra. Mesela işte kadınlar saçlarını kazıyordular. Bunu da ilk zaten LGBT hareketi içindeki kadınlar yapmaya başladılar. Bu özellikle saçların arkasının kazınması. Sonra moda oldu. Mesela herkes yapmaya başladı. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Kötü ya da iyi bir şey olarak söylemiyorum ama o mesela onlar bunu kendilerine ait bir şey olarak ve bir ne derler, bir kimlik ifadesi olarak kullanmıştılar ama daha sonra mesela mankenler de bunu yapmaya başladı, herkes yapmaya başladı. O yüzden bir çözüm öneriyorsunuz, bunu sistem adapte edip çözüm olmaktan ya da bir ifade, hani kendine özgü bir ifade olmaktan da çıkarabiliyor. Bu yüzden de bence Bartki ve birçok felsefeci, birçok düşünür somut çözüm önermektense daha çok probleme işaret etmeyi tercih etmiş olabilirler diye düşünüyorum açıkçası. İkinci sorunuz, hatırlatabilir misiniz? İkinci kısmı neydi? Özür dilerim. Önce ben ilk cevabınızla alakalı kısa bir şey söyleyebilir miyim? Aslında söylemek istediğim şey tam olarak ben kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani zaten şunu yapın demek çok işlevsel değil dediğiniz gibi. Herkesin kendi yaratıcı eylemini keşfetmesi daha kıymetli dediğiniz gibi. Ama sorunun ortaya koyuluş biçiminde bir açıklık ve ilham olması anlamında söylemiştim aslında. Yani bu şekildeki sorunu bu şekilde ortaya koymak bizi sıkışmış ve çözümsüz bir noktada bırakıyor olabilir mi acaba diye şey yapmıştım. Yoksa ben kesinlikle katılıyorum söylediğinize. Bence de herkes kendi yaratıcı eylemini en sonunda, günün sonunda bulur yani. Onunla alakalı size o konuda o yönden katıldığımı belirtmiş olayım. Bir de hani ikinci sorumda şeyle alakalıydı. Bu aslında problemin ortaya konulduğu kısımda kadın ve erkek arasındaki alma ve verme, yani birbirleriyle kurdukları ilişkide ki dengesizliğin aslında kadın üzerinde bir baskı yarattığı ve bunun bir problem olarak ortaya konulması gibi bir şey vardı. Bu yeterli mi acaba sorunun ortaya konması açısından? Yani çünkü bu denge kurulabilseydi, örneğin mesela şu an yapılmaya çalışıldığı gibi işte
mesela annelik izinleri, hamilelikte para alınması ama çalışılmaması, bu gibi sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılan bu dengenin kurulmaya çalışılması gibi şeyler yapılıyor mesela. Yani bu problemi bu şekilde ortaya koymak ve çözümlerini buralarda mı aramak önerdiği şey? Bu yeterli bir problem ortaya koyma biçimi mi? Yani başka sorunlar da, yani bir şekilde üretim içerisinde adil denge sağlansa bile toplumsal yaşam içerisinde o baskının hala devam etme olasılığı yok mu? Bunu sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben yine ilkini bu defa unutmayacağım. Yani haklısınız, biraz kötümser bir şekilde sunmuş olabilir Bartki. Ben de onu takip ettiğim için kötümser bir hava yaratmış olabilir. Yani çok bir şey diyemiyorum bu konuda. Haklı olabilirsiniz. İkinci sorunuz hakkında, yani bu denge düzeltilirse sorun ortadan kalkar mı? Aslında siz kısmen cevap verdiniz bence. Ben de biraz sizin söylediğiniz yönden hareket edeceğim. O işte aile içindeki iş bölümü, yani bu konuda gerçekten çok çabalar var feminist hareket içinde de, bu cinsiyet çalışmaları hareketleri içinde de. Erkeklik çalışmaları mesela epeydir önem kazanmaya başladı. Alternatif erkeklik modelleri şeklinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tam manasıyla yeterli muhtemelen olmayacaktır. Çünkü tek konu bu değil. İşte bu nasıl derler, toplum içindeki kadının konumu, bu güzellik işte şey endüstrisi, moda endüstrisi, yani bunlar ve çok genel olarak da bu disiplinci iktidar ortadan kalkmadığı sürece, hatta bunu kendisi bir makalesinde bir paragrafta yazıyor, diyor ki Marksist bir devrim olsa bile diyelim ki, disiplinci iktidar çözülmediği sürece, ortadan kalkmadığı sürece yine insanların bedenlerinin, benliklerinin özgürleşebildiğinden bahsedemeyiz. Hala sen işte bu disiplinci iktidarın operasyonlarına maruzsan ve bunları içselleştiriyorsan, işin bu kısmı çözülmediyse, ama nasıl çözülecek işte? Yani buna bugüne kadar ben çok net böyle bir çözüm, yanıt bulan şu ana kadar çok kimseye rastlayamadım. Bu zor bir şey yani. Tabii ki somut koşulların değişmesiyle de alakalı, ama somut koşullar değişince bu da değişecek anlamına da gelmiyor. Ama bu anlamda Foucault'un katkısı önemli, buna işaret etmesi yönünden. Yani aile içinde evet siz şey yapabilirsiniz, bir denge kurmaya çalışabilirsiniz, hatta başarılı da olabilirsiniz. Hatta şu da olabilir, mesela devletin ev hanımlarına maaş bağlaması gibi bir şey. Bu unutulan emeklerinin, görmezden gelinen emeklerini telafi etmek için. Ama işte sokağa çıktığınızda hala sizin bir saygınlığınız, bir tanınırlığınız mesela olmayacak eşiniz kadar. Hala işte bu moda, güzellik endüstrisinin şeyi altındasınız, sultası altındasınız. Hala kendinize yabancılaşmış hissedersiniz belki bir miktar. Çünkü mesela vaktinizi bu işlerle harcamak ve işte eşinize odaklanmaktı, çocuğunuza odaklanmaktı. Yani bunlara kendinizi kanalize etmek hala bir kendini gerçekleştirmeden feragat etmeyi gerektirecektir. O yüzden şey diyor, maddi yönden bunun şeyi olsa bile, telafisi olsa bile, sizin aslında feda ettiğiniz şey maddiyatın çok ötesinde. O yüzden de yani aslında bence Bartke'nin burada söylemek istediği, hiç kimse sadece mesela aile içinde çocuk bakımı, işte ev işleri, bunu bir iş olarak almamalı gibi, bu buraya geliyor aslında benim anladığım kadarıyla. Yani bir erkek de bunu yapsa yine kendisinden birçok fedakarlık yapmak durumunda kalacak benzer şekilde, kendini gerçekleştirme konusunda. O yüzden ne yapılabilir? Belki bu işin bir tam manasıyla bir iş bölümü yapılması evde, hiç kimsenin işi olmaması bunun, hani bu senin işin, sen yapacaksın gibi değil de. Ya da artık robot süpürgeler, bir şeyler falan çıkıyor. Bunların yardımıyla bunların iş olmaktan çıkması da belki artık kazandıracaktır. Evet, bazen kadınların kendi problemlerini kendileri çözüm getirmek durumunda kalıyorlar. Oysa ki aslında feminist felsefenin
yani kadın öznesini çok fazla ortaya koymak ve onun adına konuşmakla birlikte insana dair de, insan kavramına dair de söyledikleri, söyleyecekleri var. Ama galiba çözüm önerisindense problemi hangi kavramlar üzerinden ortaya koyabiliriz ve ifade edebiliriz ki genel olarak sadece kadını ya da erkeği değil ama bütün insanları ilgilendiren daha adil, daha eşitlikçi, daha hakiki bir dünyada yaşarken kendimizi bulabilelim herhalde. Ben süremiz de çok fazla kalmadı ama üç kişinin daha el kaldırmış olduğunu görüyorum. Belki kısaca soruları kısa tutmaya çalışarak hızlıca üçünüze de söz vermek istiyorum. Galiba önce Emre Bilgiç elini kaldırmış. Eğer hala buradaysa mikrofonunu açıp soru sormasını rica edeyim. Saygılar hocam. Öncelikle sunum için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa bir sorum olacak benim. Bartke anladığım kadarıyla Foucault'cu bir perspektife sahip. Zaten çok bahsettiniz. Ve disipline edici iktidarın kadın bedenini işte belirli taktik ve stratejilerle inşa ettiğini düşünüyor. Peki Bartke için kendi için süslenme ve kendi için fit bedene sahip olmak mümkün mü? Bir diğer sorumu da hemen kısaca söyleyeyim. Yine bu mesela Bartke için Sartre'ın bahsettiği Medusa bakışını ortadan kaldırmak mümkün mü? Veya Foucault'un bahsettiği disipline edici iktidarı ortadan kaldırmak mümkün mü? Çünkü Foucault'da benim anladığım kadarıyla iktidardan bağımsız hiçbir şeyin anlamı yok. Bu Medusa bakışını hatırlatabilir misiniz? Tam olarak ne kastediyorsunuz? Yani ötekinin bakışı diyebiliriz. Tamam, yani sizin tamam, bir bakış tamam. Var ve sizi taşlaştırıyor karşıdakinin evet. Bakışı. Adeta sizin cehenneminiz anlamında. Sorunuz tam olarak neydi bu bakışla ilgili olarak? Bakışı yıkmak mümkün mü? Yani buradan bahsediyoruz. Hani Sartre'da ötekinin bakışının bizi belirlediğinden veya yine Foucault'da disipline edici iktidardan bahsettiniz ve bu iktidarın ortadan kaldırılması gerektiğini söylediniz. Ama ben Foucault'da mesela böyle bir perspektif yakalayamıyorum. Yani belki Bartke bu açıdan Foucault'a bir şey ekliyor mu veya çıkarıyor mu? Bu açıdan da bir soru sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Şimdi ilk sorunuza kendi için süslenmek mümkün mü? Şimdi bu konuda aslında makalelerinde zaman zaman değiniyor. Ve birçok yani ana akım feminist felsefenin yaklaşımına kendisinin katılmadığını söylüyor. Çünkü yani ana akım yaklaşımda daha çok işte makyajdı, giyimdi bu gibi şeyleri dışlamak var. Yani işte herhangi bir feminenlik ne derler ibaresinin ifadesinin nasıl derler işte ataerkinin kurbanı olarak kurbanı olmanın işareti olarak görülmesi var. Bartke aynı fikirde değil, diyor ki biz diyor yani hem feminist olup aynı zamanda tabii ki güzel olmak da isteyebiliriz. Ama bunun yollarını araştırmalıyız. Yani Bell Hooks da mesela benzeri bir şeyden bahsediyor. Diyor ki ben diyor kilo vermek istiyorum ama aynı zamanda da bunu bu işte güzellik endüstrisinin bu baskıcı güzellik anlayışının kurbanı olmadan yapmak istiyorum. Mesela bunun imkanını nasıl bulacağız? Bunların imkanlarının işte kendi için süslenmek olsun, kendi için yapmak. Çünkü her ikisi de kendi için yapmaktan yapmayı kastediyorlar aslında. Yani kendini daha iyi hissetmek için, daha mutlu olmak için, kendini iyi hissedebilmek, güzel hissedebilmek için bunların böyle taşlanması, dışlanması gereken şeyler olmadığını, her insanın beğenilmek isteyeceğini tabii ki ileri sürerek ama bunun imkanları ya bu bugün hala tartışılan bir şey feminist çevrelerde. Biz bu sistemin kurbanı olmadan bir güzellik anlayışı nasıl oluşturabiliriz şeklinde. Bu nasıl mümkün diye. Bunun bir çözümü henüz ben olduğunu bilmiyorum. Görmedim yani. Hala tartışılan bir konu. Nasıl alternatif güzelliklerden, güzellik kavramlarından bahsedeceğiz? Nasıl kendimiz olmaktan çıkmadan güzelleşebileceğiz? Bu bir problem, ciddi bir problem. İkinci olarak bu bakışı yıkmak bence şöyle mümkün olabilir. Şimdi bu bakışın her yerde
her toplumda, her kültürde aynı derecede güçlü olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Kadınların daha toplumsal hayatı, çünkü bunun da neticede bir toplumsal koşullar bu bakışı mümkün kılacaktır. Bu şekilde, özellikle kadının üzerinde yoğunlaşan bu bakışı. Kadınların toplum içinde ve üretim süreçlerinde daha aktif rol almaya başlamasıyla ben bunun zayıflayabileceğini düşünüyorum. Nedir mesela? Yani Amerika'da ben hocalık yaparken bunu görüyordum. Birisi yani hiç kimse mesela kadınların olduğu bir ortamda böyle çok net ataerkil bir ifadede bulunamazdı. Kadınlar da erkekler de herkes dışlar yani, nasıl böyle konuşuyorsun gibisinden. Çünkü orada artık bu toplumsal hayata katılım daha artmış durumda. Mükemmel mi? Değil. Ama toplum içinde ne yapılabilir, ne yapılamaz? Bunların belirlenmesinde o kadınların orada varlığı ve o kadınların orada ağırlığı önemli rol oynuyordu. Ve artık belli bir süre sonra herkes bunu içselleştirmeye başlıyor ve çocuklarını öğretmeye başlıyor. Mesela bir erkek çocuğuna diyor ki, işte diyor, bu diyor senin mesela kardeşin, arkadaşın diyor. Bir işte diyor arkadaşına, kardeşine, bir kıza böyle davranmamalısın diyor. Böyle konuşmamalısın. Bunlar çok aşağılayıcı, yanlış şeyler diye mesela öğretmeye başlıyorlar kendi çocuklarına. O yüzden bu katılımın arttıkça ve belirli bir dönüşüm sürecinin hız kazanmasıyla bunun değişebileceğine inanıyorum. Değişir değişmez o ayrı bir şey. Olur olmaz o ayrı bir şey ama imkanı olduğunu düşünüyorum. Bir de bu disiplin, Foucault'cu disiplinin nasıl yıkılabileceği. Yani bu da zaten başlı başına bir kendi başına problem. Gerçekten buna da bir çözüm bulabilmiş kimse var mı? Mesela problemi hemen herkes kabul ediyor benim gördüğüm kadarıyla artık bugün. Yani birçok filozof böyle bir sıkıntı olduğunu, ama yani zaten sadece bu güzellik işte moda konusunda değil. İşte işçilerin hayatlarında olsun, okullarda olsun, hastanelerde olsun bu disipline edici pratikler. Yani benim önerebileceğim gerçekten bir çözüm yok. Çünkü zor, yani gerçekten zor. Ve topyekün bir dönüşüm gerektirecektir. Aslında tam ben bu konularda Bell Hooks'u birçok yönden Bartke'ye yakın buluyorum. Hani daha yeni nesil bir düşünür olarak. Yani topyekün bir dönüşüm olması gerektiği, sadece cinsiyet konusunda biz bunu değiştirdik. Çünkü toplumun yani geriye kalanındaki adaletsizlikler ve geriye kalanındaki problemler çözülmeden, sadece cinsiyet, yani bunlara dokunmadan sırf cinsiyet probleminin çözülmesi de bana çok mümkün görünmüyor. Ki Bell Hooks'a benzeri bir şey söylüyor. Yani daha topyekün bir dönüşüm olması gerekir. Mesela Bell Hooks'un verdiği bir örneği söyleyeyim. Diyor ki, olay sadece mesela kadınlara da eşit haklar vermek olamaz diyor. Çünkü diyor, yani erkekler de çok iyi durumda değiller ki. Mesela iş yerinde. Çalışma şartları çok ağır birçok erkek için. Birçok insan için çalışma şartları korkunç. Yani çok uzun saatler çalışıyorlar, işte zor koşullar altında vesaire vesaire. Herkes için bu çalışma koşullarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi ve insanların kendilerini gerçekleştirmelerine izin vermesi lazım ki kadınlar da bu iş gücüne katıldıklarında onlar da işte kendi hayatlarından tıpkı erkekler gibi feragat etmeden bunları yapabilsinler. O yüzden yani hayatlarını sürdürebilsinler çalışarak aynı zamanda. O yüzden de daha bütünlükçü bir dönüşüm gerekecektir. Üretim koşullarının da değiştirilmesi gerekecektir. Yani ırk probleminin de mutlaka bu arada düşünülmesi gerekecektir. Öyle düşünüyorum. Bunun çok daha, yani burada biz bir unsurundan bahsediyoruz ama daha çok kollu, çok yönlü bir sistem var ortada diyebiliriz belki. Şu ışığı yaksam. Uzunca bir süredir elini kaldıran iki kişi daha var ama korkarım saat neredeyse 8 oldu. Bir kişiye daha söz vereceğim. Daha sonra diğer el kaldıran ve soru sormak isteyenlerden özür dileyerek kapatacağım. Belki YouTube kanalında yayınlandığında altta yorum yaparak tartışmayı sürdürmemiz mümkün olur. O yüzden son olarak Ahmet Çağrı Evran'a söz vermek istiyorum. Buyurun, sorunuzu sorun lütfen ve ondan sonra da kapatacağım. Belki diğerleri sorularını alta yoruma da yazabilirlerse hızlıca üzerinden geçeriz. Buyurun Ahmet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ben açıkçası yabancılaşma konusunda pek şey yapamadım. Fikir birliği içinde olamadım. Çünkü iş bölümünden kaynaklanan yabancılaşmadan bahsettik. Kadının verdiği hizmetlere yeterli değer verilmez. İşte kadının verdiği özen karşılıksız kalır. Eğer bir kadın eşine destek olması gerekiyorsa epistemik ve etik yönden güçsüz olması gerekir gibi savları vardı filozofumuzun. Yalnız bunu dışarıdan baktığımızda, yani fenomenolojik olarak bakmadığımızda, genel kabullere baktığımızda doğru, ama işin iç yüzüne baktığımızda örneğin bir çocuğun annesine verdiği sevgi her zaman daha fazladır. Yani 100 tane çocuğu alsanız 99'u, hatta 1000 çocuğu alsanız 999'u her zaman annesini daha çok sever. Bir babanın yani çocuğunun kendisine verdiği sevgi açısından, değer açısından ikinci seviyede kalması, yani bir evin erkek ebeveyni olarak yeterince zaten yaralayıcıdır ve bunun da kadın için ciddi şekilde bir onore edici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kadının bu etik yönden ve epistemik yönden desteklemek için kendini güçsüz hissetmesi veya güçsüzleştirmesi, bu kadının bir problemi değildir ki. Yani erkeğin kendi bilinçsiz, yani bilinçsiz bir erkeğin veya geniş düşünce yeteneği olmayan bir erkeğin karşısındaki eşe veya kadına atfedebileceği bir yani bilinçsiz bir erkeğin kadını suçlayabileceği bir durumdur. Eğer yeterince güçlü kadınlar inşa edebilirsek, kadınları yeterince güçlü yani söylediği şeylerin arkasında durabilecek kadınlar ortaya çıkabilirse böyle bir güçsüzlükten bahsetmeyeceğimizi, hani böyle bir sorunun ortada olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca peki, Ahmet, bu sorunuzu hızlıca alabilir miyiz? Çünkü dediğim gibi çok kısa bir vaktimiz var. Yorumdansa sorunuzu alıp yani bu erkeklerin güçsüzlüklerinden veya bilinçsizliklerinden kaynaklanan sorunlar neden kadınların sorunu olsun? Yine aynı şey için cinsel objeleştirme, erkeğin nesneleştiren bakış açısı ve bu bakışın kadın tarafından içselleştirilmesi neden kadının sorunu olsun ki? Yeterince güçlü bir kadın bunu neden dert etsin? Yani karşınızda basit bir erkek varsa, bunu kavrayamamış bir erkek varsa bu neden kadının sorunu olsun? Bu bence hani çok da şey değil diye düşünüyorum. Ayrıca hani bir de güzellikten bahsedebilir miyim, güzellik konusundan? Yani bahsetmezseniz çok sevineceğim. Tamam, çünkü tamam, çok teşekkür ederim. Sekizde kapatmamız gerekiyor. O yüzden izninizle son kez Itır Güneş'e sözü vereyim. Hem sizin yorumlarınızın üzerine de söyleyecekleri varsa, genel olarak da belki toparlayıcı birkaç sözle bitirmesini rica edelim. Ben hızlıca cevap vermeye çalışayım. Şimdi birkaç şey söylenebilir. Mesela çocuğun sevgisi konusunda. Yani çocuğun sevgisi zaten sürekli olacak bir şey değildir. Çocuk işte bir dönem bakıma ihtiyacı olur, daha sonra çıkar gider. Yani kendi hayatını kurar. Öte yandan bu çocuk sevgisi aslında daha büyük problemlere, çocuktan gelecek olan kadının bu sevgiyi ve ilgiyi çocuğundan beklemesi daha büyük problemlere neden oluyor. Özellikle bizim toplumumuzda nedir? Kaynana. Kaynana diye bir şey çıkıyor, bir fenomen var. Oğlunun evlendiği mesela geliniyle, işte kadınla sürekli bir didişen, oğlunun sevgisi ve ilgisi için mücadele eden bir kadın figürü mesela ortaya çıkıyor.
Yani bu ne kadar sağlıklıdır, bu ne kadar doğrudur bilemiyorum. Bunu da tabii düşünmek lazım. Ben Amerika'da ders verirken orada öğrencilerime sordum. Ya dedim, bu kaynana şey var mı siz bu toplum içinde? Ve çok farklı yerlerden gelmiş insanlar bunlar. Dediler ki, ha dediler, benim işte dedemin, anneannemin, babaannemin zamanlarında varmış ama artık yok. Artık yok işte. Kadın kendi hayatına elini almaya, iş gücüne katılmaya başladıkça artık bu işlerle uğraşmayı bıraktı yani. Kendisine başka meşgaleler buldukça, kendisini geliştirme imkanları buldukça artık hani kendi oğlu üzerinden, oğlunun sevgisini hak etme mücadelesi üzerinden kendisine bir pay çıkarma şeyinden artık mesela vazgeçmiş olduğunu söylediler. Bilinçli güçlü kadın işte erkekte yani bu hiç yoktur anlamına gelmiyor. Bart ki bunu söylüyor zaten. Diyor ki yani her kadın böyle olacak, her erkek böyle olacak diye bir şey yok ama burada kendisinin sunduğu analiz genel olarak rastlanan kalıplarla ilgili olarak, genel olarak rastlanan şeylerle, yapılarla ilgili olan bir şey. Yani burada tamam işte güçlü kadın olsa işte sözünü geçirir ama aynı toplum, aynı zihniyet, aynı zamanda bir erkek de nasıl derler yetiştiriyor. Sen işte bilirsin, yaparsın. Sana işte kim ne diyebilir, eksik etek, işte kadın ne bilir vesaire vesaire. Yani siz mesela karşınızda böyle bir zihniyet varsa ki böyle olmayan kişilerle de karşılaşırsınız. Bu şey demek değil, bütün erkekler böyle, bütün kadınlar böyle gibi bir şey tabii ki değil. Ama genel yapılardan bahsediyoruz burada. Bunun dışına çıkan insanlar mutlaka var. Ama karşınızda çok şey şekilde nasıl derler kalıplaşmış şekilde böyle bir toplumsal yapının ortaya çıkardığı bu türden tavırlar, bu türden davranışlar, yapılar varsa yani siz ne kadar konuşsanız da çok bir faydası olmayabilir. Ha olamaz mı böyle bir şey? Mesela bir erkek diyelim tipolojisi. Kadın kendisini kıyaslığa eleştiriyor. Ya çok doğru söylüyorsun, bana çok şey kattın. İyi ki seninle birlikteyim diyen mutlaka var. Ama ne kadar yaygın? Ne kadar yaygın? Ve erkekler bu türden eleştirilere genelleme yapıyorum. Genelleme yapıyorum ki Bartki de genelleme yaptığını söylüyor. Ne kadar açıklar gerçekten genel olarak? Yetiştirme tarzları uyarınca da. Bir de bakış neden kadını... Vallahi yani... ya buradaki olay sadece sokakta sana laf ettiler. Bu arada o sokak tacizi ya da sağda solda olan taciz gerçekten insanı psikolojik olarak çok yaralayabilen bir şeydir. Ben hala bazı olayları, 20 yıl önce olmuş olayları unutamıyorum. Unutamıyorum. Bu çok ağır bir şeydir. Yani siz belki yaşamamışsınızdır. Allah da yaşatmasın. Bu kadar hani ya ne var ki baksın denecek bir şey olduğunu ben çok zannetmiyorum. Ki zayıf bir insan olduğumu da hiç zannetmiyorum yani ayrıca. Olabilirim belki, o da ayrı bir mesele ama. Ama şu var yani. Erkekler bununla baş etmek zorunda değiller. Buna karşı o da güçlü olsun. Onun böyle bir güçlü olma zorunluluğu yok, anlatabiliyor muyum? Ya da ya işte bakış sen de takma. Peki ben size şöyle bir şey söyleyeyim, bak takma yani bu her yerde olan bir şey bu bakış bu arada. İşte bu güzellik endüstrisi, moda endüstrisinin olmadığı bir yer var mı? Bir dünyanın köşesi kaldı mı? Ayrıca yani hani internette mesela ticaretin en yüksek derecede döndüğü alan porno sektörü. Ne kadar kaçabilirsin bu bakıştan? Bu moda işte şey ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kadın düşünün, bacaklarındaki tüyleri almadan Kızılay Meydanı'nda mini etekle ya da şortla yürüse. Ne gibi tepkiler alır? Nereye kadar takmadan devam edebilir? Çok ağır şeyler duyacağını ben tahmin edebiliyorum. Mesela çok çok ağır şeyler. Yani burada da o da güçlü olsun. Ama sizin böyle bir güçlü olma gibi bir durumunuz yok değil mi? Ama biz sürekli güçlü olmak, o da onu söylemiş hadi takma, bu da bunu söylemiş. Anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele bu asimetri. Ben daha fazla uzatmayayım isterseniz çünkü süremiz gerçekten galiba doldu. Bu arada sesin gelmiyor Özge, mikrofon kapalı kaldı galiba. Pardon. Evet. Ya ben katılan herkese başta konuşmacımız olmak üzere elbette çok teşekkür etmek istiyorum ve üzülerek ve özür dileyerek. Hala elini kaldırdığını gördüğüm birkaç kişiden tartışmayı, soruyu belki dediğim gibi YouTube kanalında devam ettirmelerini isteyeceğim.
Yani bugün feminist kuram içindeki birçok farklı eğilimden bir tanesini temsil eden ve de yabancısı olduğumuz, herhalde bunu hepimiz için hızlıca söyleyebilirim, bu genellemeyi yapabilirim. Sandra Lee Bartkin'in görüşlerini sevgili Itır Güneş, inanılmaz akıcı ve berrak bir şekilde bize sundu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kadının gündelikliğinde yaşadığı deneyimlerin belki felsefeye tercümesi, felsefi problemlere tercümesi her zaman böyle çok kolay olmuyor. Ama anladığım kadarıyla Bartki bunu felsefi kaynaklardan da hareketle yapan önemli bir filozof. Umarım da yakında Türkçe'de okuma fırsatımız olur. Ve hepinize gerçekten katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. En başta da Itır Güneş'e. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ayrıca katılan herkese de çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Peki. O zaman herkese iyi akşamlar. Konuşmayı YouTube kanalından tekrar izleyip yorumlarla dediğim gibi tartışmayı ilerletebilirsiniz. İyi akşamlar.